Haber Televizyonu'ndan Güne Dair programından tüm izleyenlerimize sevgi, saygı dolu bir günaydın. Haftanın tam ortasında bu güzel günaydının ardından bir güzel günaydın da ekip arkadaşım Nuri Yavuz'a günaydın. Nuri. Günaydınlar efendim, nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Gayet enerjik hissediyorum. Hastalıklardan kurtulduk, kar yağmamasına rağmen, evet. Şaşırtıcı bir şekilde. Evet, gündemimiz çok yoğun. Çok yoğun. Anlatacağımız, konuşacağımız çok fazla şey var. Hemen başlayalım mı? Tabii. Hemen başlayalım. Siyasetle başlıyoruz her sabah olduğu gibi. Biraz aslında kültür sanat da içeriyor tabii. Evet. Cumhurbaşkanımız dün akşam bir programda konuştu. Konuştu. O, onun hem de görüntüleri de var. Evet, o görüntülere de değineceğiz. Hı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adı Ankara Salonu'nda düzenlenen Kültür Bakanlığı özel ödül törenine katıldı Cumhurbaşkanımız. Evet, orada bu bir... özellikle sanatın, kültür hayatının ideolojik baskılar, mahalle baskıları altında kalmasıyla ilgili bir takım eleştirileri ve değerlendirmeleri vardı. Hı hı. Yavaş yavaş görüntümüzü de alabiliriz aslında. Hı hı. Sevgili yönetmenimizden rica edelim. Tamam. Hemen şunu söylemek istiyorum. Bence evet, siyaset çok önemli. Hı hı. Ekonomi çok önemli. Değinilen tüm konular tabii ki çok değerli ama kültür asla es geçilmemeli. Evet. Ve kültür kategorize de edilmemeli. Ama kültür ne yazık ki ediliyor artık. Ne yazık ki ediliyor. Yani birçok konu gibi kültür de siyaset alanının bir paradigması ve bir propaganda aracına da dönüşüyor bazen. Ne yazık ki. Biz burada... geçmiş zamanda farklı programlarda ifade ettik. Çoğu zaman kültür ve sanatsal üretimin amaçlarının ne olması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Kişisel kanaatlerimize yönelik, evet, değerlendirmelerdi bunlar tabii. Beraberinde gözlem de içeriyordu ve pratiklerde neler olduğunu da anlatıyorduk. Bugün için baktığımızda kültür hayatına aslında gerçekten siyasete malzeme kılındığı günleri de yaşıyoruz. Bir mahalle baskısı realitesiyle de karşı karşıyayız. Bu açıdan baktığınızda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki değerlendirmeleri aslında manzarayı özetleyen nitelikte ve derinlikte diye düşünüyorum. Beraberinde tabii şunu da kabul etmek lazım. 20 yıllık iktidarda Cumhurbaşkanı Erdoğan kültürle ilgili alandaki niceliksel adımların yanında nitelik bağlamında bir kültür geliştirmeye yönelik, kültürü büyütmeye yönelik yeterli seviyede olunmadığını da ifade eden daha önceki açıklamaları vardı. Evet, burada şimdi, da evet, görüntüler geliyor. Bu en son açıklamaları. Bize biz yapan bu vasıflarımızı kaybedersek, evet, de ne askeri gücümüz ne ekonomik başarılarımız tek başına maruz kalacağımız felaketi önleyebilir. Dolayısıyla bekamıza yönelik en büyük tehdit siyasi ve ekonomik zorluklar değil, coğrafyamızla, kimliğimizle ve tarihteki yerimizle ilgili bu vizyonu, bu tasavvuru, bu mirası yitirmemizdir. Kıymetli misafirler, hükümet olarak bu hakikatler ışığında son 20 yıldır çok önemli adımlar attık. Bu topraklardan neşet eden ve bize ait olan ne varsa hepsine, ülkemizin kültür ve sanat hayatına değer katan her esere sahip çıkıyoruz. Sanat ve sanatçılarımız arasında asla ayrım yapmadan güzeli, kaliteyi ve başarıyı desteklemenin çabası içindeyiz. Sanatı belli kalıplara, belli dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz. Özellikle uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Kültür, sanat ve fikir dünyamızın ideolojik dayanışma üzerine kurulu mahalle baskısından kurtuldukça hamdolsun daha da çeşitlendiğini, özgürleştiğini, milletin değerleriyle daha barışık hale geldiğini görüyoruz. Sadece sinema, dizi sektörümüzün yurt içinde ve yurt dışında son yıllarda sergilediği başarılara bakmak bile mahalle baskısının ülkemizi nasıl bir çoraklığa, nasıl bir geri kalmışlığa mahkum ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça inşallah ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Biz de bu süreci geleneksel
veya modern diye ayırmadan tüm sanat dallarımıza ve sanatçılarımıza destek vererek teşvik ediyoruz. Altyapı eksiklerinin giderilmesinden modern tesislerin inşasına kadar geniş bir yelpazede projeler hayata geçiriyoruz. İstanbul'a kazandırdığımız Atatürk Kültür Merkezimiz, Ankara'da hizmete açtığımız Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binamız, Millet Kongre ve Kültür Merkezimiz, sergi salonumuz, ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz 80 yeni kültür merkezimiz. Velhasıl sayısız eser ve hizmetimizle sanata, sanatçıya, kültürümüzün ihyası, korunması ve geliştirilmesine verdiğimiz ehemmiyeti gösterdik. Son olarak iki asırlık geçmişiyle İstanbul'umuzun tarihinde müstesna yeri olan Rami Kışlası'nı kütüphaneye ve kültür merkezine dönüştürerek hizmete açtık. Rami'yi 36 bin metrekareyi geçen kullanım alanı, 51 bin metrekareyi bulan peyzaj alanı, 4200 kişilik kapasitesiyle toplamda 110 bin metrekareyi bulan görünümüyle muhteşem bir eser olarak gençlerimizin ve tüm kitapseverlerin istifadesine sunduk. Kültür çok değerlidir. Kültür bir bütündür. Değil mi Nur Yavuz? Evet. Kesinlikle. Tabii tartışıyorduk yayın öncesinde. Biraz tebessüm kaldı yüzünde. Evet, kesinlikle. Bunu ifade edelim seyircilerimize. Evet. Kültürün her dalına, kültürün her değerine açığız Türk insanı olarak. Geçmişten beri, atalarımızdan, dedelerimizden beri bu böyle aslına bakarsan. Yani tabii bu kişisel bir yorum. Hepimiz kişisel yorumlarımızı yapıyoruz bu konuda. Bazen çatışabiliyoruz burada. kültür noktasında tabii ki evrensel ilkeler, evrensel birikim, insanlık birikimine müthiş saygı duyuyoruz ve benimsememiz, onları geliştirmemiz adına yapılacak her adımı çok kıymetli buluyoruz. Ama kültürü başlı başına ele aldığımızda kendi kültürümüzü korumak bir kenara, inşa etmek bir kenara, geliştirmek bir kenara, dünyaya tanıtmak ana amaçlarımızdan biri olmalı. Adım adım aslında. Bu konuda çok başarılıyız ama. Ama ne yazık ki şu anda baktığında özellikle kültür emperyalizmiyle ciddi manada karşı karşıyayız. Daha önce konuştuğumuz sosyal medya realitesini unutma. Bu noktada toplumun hem ahlaki değerlerine hem kültürel değerlerine ciddi bir saldırı var. Emperyalist bir saldırı var. Kültür emperyalizmi sadece finansal bir şey olarak düşünemeyiz. Ya da ekonomik politikalar, siyasi politikalar olarak düşünemeyiz. Bir kültür emperyalizmi de işletiliyor. Ve ahlak emperyalizmine katılıyorum ama kültür emperyalizminde biz çok sahip çıkıyoruz. Neye sahip çıkıyoruz? Mesela kültürümüze çok sahip çıkıyoruz. Bir örnek vereyim. Dün 49 diye bir filme gittim, sinema filmine. Biliyorsun Irak'ta DEAŞ'ların Büyük Türk Büyükelçiliğini işgal etmeleri, 49 Büyükelçilik görevlisini rehin almaları, sonra Milli İstihbarat Teşkilatımızın bir operasyonla hepsini kurtarmasını anlatan, gerçek hikayeyi anlatan bir film. Filmde 5 kişi vardı, bizim bulunduğumuz salonda 5-10 kişi vardı diyelim. Yan salonda Avatar vardı, Avatar fulldü. Öbür salonda bir başka film vardı, yine uluslararası nitelikte. Orada da fullük seviyesindeydi salon. Ama bu insanların tercihiyle ilgili Nuriye. Tercihle mi ilgili? Kesinlikle tercihiyle ilgili. Çünkü insanlar biraz gerçeklerden uzaklaşmak istiyorlar. İşimize geldiğinde bunları çok güzel ifade edebiliyoruz, öyle mi? Yani sosyal medyada hepimiz çok bilmiş kesilebiliyoruz, paylaşımlarda bulunuyoruz. Ama fiili hayata uyguladığınızda kendi kültürümüze ne derecede sahip çıkıyoruz? Bu neticede yaşanmış bir acı ve ortaya konulmuş bir eylemsellik var. Mesela baktığında 49 filmi için özelinde konuşalım. Yani tamamen bağımsız konuşuyoruz burada. Kültür perspektifinde sinemaya ve bir filme indirgeyelim. İndirgeyerek konuşuyoruz. Evet. Şimdi benzer filmleri Hollywood'dan çıktığında orada müthiş bir Amerikan savunma sanayisinin gelişimleri, devasa bir gövde gösterisi ortaya çıkıyor. Ama 49 filmi tamamen sinematografik açıdan estetik algısı yüksek, insani açıdan estetik algısı yüksek ve çok gerçeği de anlatan iyi bir film. Ama seyircisi, salonlar
Öte yandan tarihsel gerçekliği de var. Kesinlikle bak şu an şu noktada katılıyorum Nuri Yavuz. Bu bir ayrı örnek tabii. Evet tabii tabii. Ama kültür sinemayı, başını, dediğin kültür gibi, başını sadece indirgeyerek... sinemaya ya da bir örneğe indirgeyemeyiz. Yani baktığınızda da daha detaylı konuşmak gerekiyor. Ama diğer Türk filmlerinde de salonların dolduğu kesimler oluyor. En çok da insanların dikkatini çeken hani böyle toplumsal olarak biraz uzaklaşmak istedikleri, biraz eğlence sektörü olarak baktıkları için filmlere ve sinemaya. İnsanlar yani daha... Biz izlenmesin demiyoruz zaten. Hı-hı. Kafalarını yani boşaltmak hepsi, için gittikleri tabii kesinlikle biz de izliyoruz nihayetinde. Sorun bunların izlenmesi, bunların tercih edilmesi sorunu değil. Sorun bunlara tamamen alet olunması, bunlarla manipüle olunması ve bu noktada kendini unutması. Anlatabiliyor muyum? Tabii bu konuda şimdi rejiden de bir yorum var ve sonuna kadar katılıyorum. Benden önce söylediler çok yaşayacaklar. Bu konuda PR da çok önemli tabii. Daha fazla tanıtılmalı, daha fazla anlatılmalı. Ben sana hemen bir örnek vermek istiyorum. Televizyonlarda, beyaz ekrandaki dizilerde, geçenlerde de bunu söylemiştim sana. Bizim kolluk kuvvetlerimizle ilgili çok güzel yapımlar başladı. Hani o dejenere edilen duygusal yapımlardan yavaş yavaş uzaklaşılmaya başlandı. Polisimizle, askerimizle ilgili çok güzel ve yapımlar. Bunlar toplumda bir farkındalığa dönüşüyor. Kesinlikle dönüşüyor ve insanlar izliyorlar. Ben mesela kaçırmıyorum şu anda birkaç tane hani reklam olması da ismini veremiyorum ama birkaç tane bizim kendi askerimizle, kendi ülkemizle, kendi polisimizle ilgili kahramanlık hikayeleri ki artık bu reklam değildir. Bir arka sokaklarımız var biliyorsun. Evet, yani, yani 20 yıldır yayında klişe ama işte verdiğin zaman bunun reklamını yaptığın zaman karşılığında alıyorsun. Bu konuda derinlemesi de bir program yapalım. Belki seninle. Ama yani özellikle ben mesela 49 filmindeki İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna da bayılıyorum zaten. Herkesi davet edelim, gitsin yani, yönlendirelim. Yani, tarihe tanıklık açısından evet o gün o olay gündeme sarsıcı bir şekilde düşmüş. Yani, yani net ifade edelim işte şu anda bir siyasi partinin genel başkanı olan Öztürk Yılmaz'ın işte rehin alınma beraberinde 46 kişinin sürecine bir noktada anlatan hani kurtarılma. Evet. Değil mi? Bir ve operasyon. O filmle bir Hollywood filmine baktığınızda net aslında kültür emperyalizminin ne demek olduğunu örnekleyebilir seyirciler. Peki güzeldi. Ben bu konuda ayrıca bir program talebinde de bulunuyorum. Ama yani daha derin konuşmak gerekiyor çok kültür derin. Emperyalizmini. Evet. Yani biz emperyalizm ya da kapitalizm dediğimizde çoğunluğumuz halkın büyük bir çoğunluğu sadece ekonomik ve siyasi bir oluşum olarak yönelim olarak anlayabilir ama onun birçok aygıtı var. Evet. Devam edelim. Bir haberimiz var MHP lideri Sayın Bahçeli ile ilgili. Dün biz programdayken grup toplantısı canlı verilmişti ve beraberinde gündemi değerlendirilmişti. Haberi izleyelim istersen. Haberimizi izleyelim ve devam edelim. Maalesef her dönem olmuş, bundan sonra da olması beklenmelidir. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin meclisteki grup toplantısında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin Halkın Demokrasi Partisi'nin talebiyle 25 Ocak 2023 tarihinde kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleriyle tamamıyla aykırıdır. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? Anayasa Mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir? HDP kapatılmalıdır. Hem de vakit kaybetmeksizin bu bölücü ve terör yatağı kurutulmalı, hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. Bahçeli konuşmasında muhalefeti de eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun sistematik ve süreklilik içinde Türkiye'de demokrasinin olmadığını beyan etmesi, ne üdüğü, nereye hizmetkar yaptığı muamma olan selamsız babacanın Davos'a gidip dışarıdan bakıldığında Türkiye'de seçimin hala olmasına şaşıranlar var demesi, emperyalizme kul köle olmuş Truva atlarının klasikleşmiş ezberidir. İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı değerlendirdi. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır. Milliyetçi Hareket Partisi kitabımıza el uzatan, buna hizmet eden, göz yuman, ortam hazırlayan,
kim olursa olsun hem bu dünyada hem de Mahkeme-i Kübra'da mutlaka hesaplaşacak, bunlara asla taviz vermeyecektir. Bahçeli, Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışılmasına da değindi. NATO'yla doğmadık. NATO'suz da şükür ölmeyiz. Güne dair de grup toplantısının tamamını verdik. Hemen ardından da Nuri Yavuz'un yorumlarını dinledik aslında, ama şu anda aktaracağın ve NATO'yla ilgili nokta koyacağın durumlar vardır bence. NATO ile ilgili yaptığı açıklamayı da biraz daha açmak lazım. Tabii İsveç diyor ki bu tarz eylemler bizim anayasal sürecimizde bir illegalite içermiyor. Normal süreçler, demokrasi ve ifade özgürlüğü kapsamında olabilecek işler diyor. Yani bizim demokrasimiz, yasalarımız buna izin veriyor diyor. Olağan bakalım. Kim ne demiş? Olayın içeriğine duygusal yaklaşmadan objektif bakmaya çalışıyor. Objektif ve genel bakmaya çalışıyor. Yani çünkü ister istemez duygusal yaklaşıyoruz. Duygusallaşıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı bir olayda tabii ki bizim gerilimimizin, tepkimizin artması olması normal. Çok normal. Ama diyor ki bu bizim yasal hukuki zeminimizde illegal değildir. Yasal ve meşru bir eylemdir. Bu aslında sizi terörize etmek adına yapılan bu eylem bizim İsveç olarak NATO'ya girmemizi engellemek adına yapılmış. O süreci provoke eden, o süreci dinamitleyen bir eylemdir diyor. Beraberinde bu değerlendirmenin dışında bir de Türkiye'nin aslında NATO'ya bu iki ülkenin girişini engellemek adına bir yaklaşım ortaya koyduğu ve Türkiye'nin NATO'dan ayrıştığı, aslında Türkiye'nin NATO'da bir huzur bozucu, birlikteliği bozucu bir konuma itilmesi gibi bir değerlendirme silsilesi de söz konusu. Kamuoyunda çeşitli kişilerce değerlendiriliyor. Yani Türkiye başlığı bu sefer NATO içinde tartışılmaya başlanıyor. Hı hı. Yani acaba Türkiye'nin NATO'ya uyumlu mu? NATO'nun sürecine, genişlemesine, işte bu süreçlere destek veriyor mu diye bir tartışma ve Türkiye'nin tartışılması söz konusu oluyor. Sayın Bahçeli de bunun NATO ile ilgili bu tartışmanın aslında bir anlamı olmadığını ifade eden özet bir değerlendirmede bulunuyor. NATO ile var olmadık, NATO'suzluğu ölmeyiz. İşin açığı ben de aynı kanaatteyim. Evet, tamam, NATO çok kıymetli. Bu ortaya çıktığı tarihsel koşullar, konjonktür itibariyle geçerliliği olan, bugün de aslında Ukrayna Savaşı ile realize olmuş amacının, misyonunun realize olduğu bir dönem yaşıyoruz. Türkiye açısından da önemli. NATO açısından Türkiye de çok önemli bir ülke ki NATO'ya Türkiye bedeller ödemiş. NATO için çok kıymetli bir orduya sahip bir ülke olarak ben bu tartışmanın da absürt olduğunu düşünüyorum işin açığı. Ama realitede İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya sadece Rusya korkusundan dahil olma ve kendi güvenliklerini NATO güçlerinin o koruma sahasıyla, koruma alanıyla sağlama çabası bugünkü reel durumla da örtüşmüyor. İşin açığı Sayın Erdoğan'ın ifadesi de önemliydi burada. Ne dedi? Madem siz bu kadar korunma kaygısıyla NATO'ya girmeye çalışıyor, bir yandan da teröristlere, terör odaklarına hem finans hem kültür hem de propaganda imkanı sağlıyorsunuz. Bunu da meşru diyorsunuz, yasal diyorsunuz. O zaman koruma alanlarınızı da onlara sağlayın. O meşruiyeti de oluşturun. Yaklaşımı vardı. Ben bu bağlamda ifadeleri Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açan belirli bir kişi var mı ya da belirli bir ülke var mı? Tabii konuşuluyor bu işin açığı. Baktığınızda farklı ifadeler de var. Hatta çok da uç ifadelerde söz konusu. Mesela Türkiye'nin NATO'ya üyeliği ya da Türkiye'nin NATO'dan çıkışını konuşanların kimler olduğunu baktığınızda işte içerisinde terör grupları da var. Terör sempatizanları da var. Her iki terör grubundan da bahsedelim burada. O açıdan neye hizmet edeceğini zaman gösterecek bu sürecin. Ama ben bu gerilimin bir sonuca varacağını düşünüyorum işin açığı. Yani Türkiye lehine bir sonuca varacağını düşünüyorum. Evet. Bunu tabii aslında İsveç konusunda önümüzdeki dakikalarda da detaylı konuşmalar yapacağız ama Bahçeli'nin ifadesi üzerinden bunları söyleyeyim. Şimdi ben Bahçeli'nin ifadesine şöyle katılıyorum. NATO ile doğmadık.
noktasında. NATO'nun da bazı noktalarda çok objektif ve demokratik olmadığını da düşünüyorum. Aynı evet. NATO Bosna Hersek Savaşı'nda evet. aynı kararlılığı ve duyarlılığı da göstermemişti. Bunu da evet. altını çizerek devam edelim bence. Tabii Balkanlar'da yaşanan Müslüman toplumun özellikle aynen. yaşadığı acılar tarihsel bir gerçeklik olarak yakın dönemde hepimizin aklında ve evet. net. İnançsal ayrım değiliz. İnançsal ayrım gibi de görülebilir tabii. Çok derinlemesine konuşulması ve değerlendirilmesi gereken yetkililerin karar vereceği noktalar. Kılıçdaroğlu. Evet, evet bir haberimiz var. O da grup konuştu. Toplantısında yine konuştu. Bizim programdan sonraydı. Hı-hı. Kanalımızda yayınlandı. Hı-hı. İzleyelim mi haberimizi? Lütfen. Evet. Haberimizi izleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bu haftaki grup toplantısında İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını değerlendirdi. İsveç-Türkiye ilişkilerini gelmiş, bu sefil kişi bozmak için her türlü provokasyonu yapmış durumda. Ama üzülerek ifade edeyim, İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun, seyretti durdu bu provokasyonu. Hiçbir şey yapmadı. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdiler. O pislik o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyor insan. Dolayısıyla her inanca saygılıyız, her kimliğe saygılıyız, her yaşam tarzına saygılıyız. İnançlara saygı göstermek insan olmanın da bir gereğidir. Bunun da altını özenle çizmek isterim. Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözlerinden dolayı AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız'ı da eleştirdi. AK Parti'nin genel merkezinin önüne onun bir heykelini yapsınlar ve heykelin altına şunu yazsınlar. Erdoğan'ın ayakkabılarını eliyle yalamaktan söz eden ve bundan onur duyan milletvekilimiz diye. Yapsınlar. Kılıçdaroğlu yeter artık söz milletindir sloganı üzerinden iktidara yüklendi. Kazanmak için bütün ama bütün tuşlara basmış durumda. Nasıl kazanacağım diyor. Her şey yani ne gerekiyorsa aklına onu yapıyor. Atıyor, tutuyor, her şeyi söylüyor. Acizliğinden Şehit Menderes'i bile malzeme yapmaktan çekinmiyor. Bak Erdoğan, bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. Bu konuda haklısın. Yeter söz milletindir. İlk kez doğru bir şey söylüyor. Yeter söz milletindir. Ey Erdoğan! Evet Nur Yavuz, burada gerçekten gündeme düşmüş. Herkesin sosyal medyada da gerek beyaz televizyon, beyaz ekranda da olsun çok konuştu, çok tartıştı. Halkın arasında insanların bile böyle metrolarda karşılaştığınızda konuştuğu bir konu oldu. Bir ayakkabı konusu var. Söylemek istedikleri mutlaka vardır. Ya, tabii uçlarda bulunmamak gerekiyor. Bu fanatizm, holiganizm düzeyine varan açıklamalar aslında hiçbir kesime, kimseye fayda sağlamıyor. Kesinlikle katılıyorum. Baktığınızda daha vahimleri, daha elim olanları, belki üzücü olanları geçmişte de örnekleri var. Ben işin açığı bunlara Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da sıcak baktığını, bu ifadelere tevessül ettiğini ya da bu ifadeleri teşvik ettiğini kesinlikle hayır, düşünmüyorum. Hayır, hayır, hayır. Tamamen bireysel evet, bir evet. boşluğa denk kişisel gelmiş. Kişisel bir boşluk. Hayranlığının derecesini bence ya da abartabiliyor bazen evet. insanlar tabii. Bu ama tabii bunu linçe dönüştürmek de hoş değil. Neticede yaşını başını almış bir insan bir hayat mücadelesi var. Bir kendini var etme çabası var ve var etmiş isimlerden ayrıca var biri, etmiş tabii. ve belli bir makamda, evet, mevkide bir insan. Makamda bir insan. Baktığınızda zaten bu ifadenin taşkın, ölçüsüz uçlarda hani o ifrat tefrit dedikleri noktalarda bulunan seviyede olması bir noktada toplumca da şey rencide evet, edici bulunuyor. Biraz boşluğuna gelmiştir evet, bence. Yani bu gelmiştir. Gerçekten ifade edilecek bir şey değil normalde. Evet. Bir boşluk, coşku anında söylenmiş bir şey diye düşünüyorum ben. Burada tabii grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun YSK ile ilgili hı-hı. ifadeleri de vardı. Video haberimizde tabii belirli kesitleri yayınlayabiliyoruz. Bu evet. kesitlerin dışında kalan açıklamalardan biriydi. Hı-hı. O ifadeleri de aktaralım mı? Önce ifadeleri aktaralım, hı-hı. sonrasında arka planı da anlatmış olalım. Alalım.
Allah aşkına ya, Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğimi Mısır'daki Sağır Sultan duydu. Evet. YSK'nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracaksak YSK gelecek, hukuka uygun, anayasaya uygun karar verecek. Allah aşkına ya, akıl var, mantık var. İradesini saraya ipotek eden adama hakim mi denir? Hakim denmez. Hala bunu öğrenemediniz mi? Hangi gerekçeyle bunu söylüyorsunuz? Eğer YSK'ya güvenseydik, özel olarak sandık güvenliği için çalışmazdık. Biz her sandığın güvenliğini almak zorundayız. Neden? Biz güvenmiyoruz onlara, yargıya, YSK'ya güvenmiyoruz. Bu kadar açık ve net söylüyorum, açıklamalarında bulundu. Evet. Sert açıklamalar. Yargıya güvenmiyoruz diyor. Tabii geçenlerde hatırlarsan halkın manipülasyona ve dezenformasyona maruz kalmamak için bir takım doğru tercihlerde bulunması, kitle iletişim araçlarını doğru kullanması konusunu işlemiştik. Hatta sonrasında evet, Cuma günü de konuşmuştuk. Şimdi bu konu nedir? Neden böyle bir YSK açıklaması yaptı? Onu ifade edelim. Biliyorsun şimdi 14 Mayıs'ta seçime gideceğiz. 14 Mayıs'ta seçim sürecinde tartışmalı başlıklardan biri de şu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olabilecek mi, olamayacak mı? Neden? Bir yasal hukuki engel olduğu söyleniyor. Oysa ki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hatırlarsan burada dedik net açıklamayla öyle bir hukuki engel söz konusu değil diyor. Ama beraberinde bir kampanya ve bir dizi açıklamalar söz konusu. Bir takım kesimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekraren aday olamayacağını, anayasaya aykırı olduğunu, Cumhurbaşkanı iki kere seçilebileceğini, üçüncü kez seçilemeyeceğini söylüyor. Bu konuda çok boşluklar var aslında. Bilinmezlikler çok fazla. Biraz bu konuda aydınlatalım mı izleyenlerimizi? Şöyle yani tabii bir seçim süreci yaşıyoruz. O seçim sürecinde baktığınızda bir karar nasıl alınıyor mesela? Seçim kararı tabii o ayrı bir başlık. Önce şunu irdeleyeyim iznin olursa. Cumhurbaşkanının adaylığı ile ilgili bu mevcut aday olamaz ifadeleri sonrası toplar tabii haliyle muhalefete dönüyor. Muhalefete deniyor ki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Önceki gün Kılıçdaroğlu şöyle bir açıklaması var. İznin olursa dile okuyayım. Tabii. Erdoğan adaylığına ses çıkarmayacaklarını söylüyor ve diyor ki diyelim ki ses çıkardık, nereye gidecek? Yüksek Seçim Kurulu'na gidecek. O üyeleri atayan kim? Erdoğan. Verdiği karara kim itiraz edecek? İtiraz edeceğin hiçbir yeri yok. Anayasa Mahkemesi bile bakmıyor bu karara. Dolayısıyla bizim Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok diyor. Yani o dejenere edilen, o işlenilen, tartışılan konu hakkında kendi kanaatini Erdoğan aday olabilir. Biz bu konuda kamuoyunda tartışıldığı gibi anayasal bir engel olduğunu düşünmüyoruz tarzında bir ifade kullandı ki o ifadeleri bu sefer tartışmaya da konu oldu. Bu konuyu işleyen, Erdoğan'ın adaya da olamayacağını söyleyen, yasal olarak, anayasal olarak bu bir engel vardır, bunun müsaade edilmemelidir diyenler Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu süreci biz engel koymayacağız açıklamasını eleştirdi ve bunun üzerine bu YSK değerlendirmesini grup toplantısında yaptı ve YSK'ya güvenmiyoruz, yargıya güvenmiyoruz dedi. Bu da aslında ifadeler bağlamında baktığınızda bu kamuoyunu gene manipüle eden vatandaşa biz burada doğru bilgi edinmesi için, manipülasyona maruz kalmaması için, dezenformasyona maruz kalmaması için bir takım şeyler anlatmaya, doğru bilgileri anlatmaya çalışıyoruz. Ama ana muhalefetin tepesindeki şahıs, genel başkan, saygın isim Kılıçdaroğlu da bir yandan yargıya güvenmediğini söyleyince onunla birlikte onunla aynı düşünen insanlar bu bir ezbere dönüşüyor, bu davranış biçimine dönüşüyor. Bu da işin daha vahim boyutu. Öte yandan seçim kararı nasıl alınıyor? Yani ona bakmamız lazım. Evet. Biliyorsun meclis kararıyla alınıyor. 5'te 2, 5'te 3 öyle değil mi? 5'te 3 çoğunlukla alınıyor. Ve meclis bu kararı alırsa 14 Mayıs tarihinde gidilecek. Ama meclisten geçmezse bu karar ki biliyorsun daha önce 6 Nisan gibi bir şerhi vardır. Evet. Ve altılı masa dedi ki 6 Nisan'dan öncesine destek vereceğiz. Sonrasına destek vermiyoruz. Yani mecliste 5'te 3, 360'ın üstünde bir kabul oyunu sağlamak için biz 6 Nisan öncesini şart koşuyoruz. Oysa 14 Mayıs geldi. Eğer şimdi mecliste 360
sağlanamazsa ne olacak? Cumhurbaşkanı gene anayasal bir yetkisini kullanacağını ifade ediyor. Tamam. Bu da gene resmi makamlardan, işte tüm resmi kaynaklardan, ajanslardan servis edilen bilgi. Ve meclisi feshedip ülkeyi seçime götürecek. Peki bu arada... Bu karar tamam da hani karardan kaç gün sonra bu seçime gidilecek? Seçime baktığınızda 60 gün öncesinde karar almak gerekiyor. Yani Nisan, Mart'ın ortası. Mart 10 gibi de telaffuz etti işin açığı Sayın Cumhurbaşkanı. Mart 10 gibi biz bu konuyu işleyeceğiz dedi. Peki o zamandan itibaren göreve devam etme gibi bir durum var mı? Söz konusu evet. Cumhurbaşkanı yine görevine devam edecek. Yani seçime kadar görevinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yok. Seçim sürecinde görevinde kalmaya devam edecek. Sonra? Baktığında nasıl işleyecek yasa? İşte seçim tarihine ilişkin YSK kararı alacak. Tamam. Ve takvimi belirleyip başlangıcı duyuracak. Seçimin ilk işlemleri işte 10 Mart gibi olduğunda 48 saat içerisinde resmi gazetede yayınlanacak. Tamam. Ve sonrasında 60 günlük periyot başlanmış olacak. Yani baktığınızda bugün itibariyle 108 gün gibi bir süreç var. Süreç yani geri sayım başladı. Evet. Değil mi? Evet. Peki şimdi seçimde ilk oylamada çoğunluk sağlanmazsa ikinci oylama aradaki mesafeyi de söyleyelim. Yani şart ne? %50+1. Bu şart ne demek? Her iki kişinin birinin oyunu alması gerekiyor. Demek. Seçilecek isim. Bu almadı diyelim. Alamadı. %56+1 ilk turda sağlayamadığında ikinci turda ikinci pazar günü. Hemen ardından gelen 15 gün içinde. Evet, yani 15 gün sonrası. 28'i gibi düşün işte o pazar gününde. İkinci pazar günü. 15 gün tam yine Mayıs'ın içinde. Tabii. Haziran'a sarkmıyor. O tarihte ikinci bir seçime gidilecek. Tekraren ilk turda sonuçlanması. Şimdi çok güzel bir şekilde anlatıyorsun Nur Yavuz. Bir de şu konuda da bize bilgi verirsen çok sevineceğim. Siyasi partilerin baraj hesaplamaları konusunda da kafalarda soru işaretleri var. Nasıl yapılıyor? Herkes öğrensin, tüm izleyenlerimiz, bilenler zaten biliyordur ama burada da ittifaklar ortaya çıkıyor tabii. Biliyorsun Cumhur İttifakı var. Bir de Millet İttifakı var. Altılı masanın Millet İttifakı'na dönüşüp dönüşmeyeceğini şu anda bilmiyoruz. Dönüşme ihtimali yüksek. Mevcut manzara dönüşeceği anlamına geliyor. Yani bir lider çıkarana kadar dönüşüp dönüşmediğini bilemeyeceğiz. Evet, yani bilemeyeceğiz. Hani belki de dönüşecek şu manada muhtemelen milletvekili pazarlığının söz konusu olduğunu ifade ettik ya burada. Evet, evet. Şimdi burada bir altılı masa, altılı oluşum var. Aslında temel amaç bir cumhurbaşkanı adayı belirleyip o cumhurbaşkanı seçtirip cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmek adına bir yol haritası oluşturmak. Temel amaç bu. Buydu. Bu şekilde yola çıktılar. Bu şekilde yola çıkılıyor ve şimdi baktığınızda tabii meclisteki temsili oluşturmak adına da barajı geçer pozisyonda görünen işte İYİ Parti ve CHP'nin listelerinden milletvekillerini diğer partilerin yerleştirmesi durumu söz konusu olacak ve ittifak içerisindeki partiler açısından da böyle bir manzara oluşacak. Peki ittifaktaki kaç parti seçim barajını aşmış sayılacak? Bu da önemli. Yani bu altılı masadaki partilerin hepsi geçmiş mi sayılacak? Yani o da bir soru işareti. Baktığınızda şöyle diyor. Bunu direkt okuyayım izninin olursa. Lütfen. Seçim yasasında değişiklik yapılan 73-93 sayılı kanunun ikinci maddesine göre ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı %7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan %7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak şeklinde. Yani altılı masadakilerin hepsi barajı geçmiş sayılacak. Yani bu baktığında üçüncü bir ittifak durumu da söz konusu olabilir bu kez. Mesela? Biliyorsun şu anda anketlerde Memleket Partisi, Zafer Partisi ve beraberinde Yeniden Refah Partisi'nin ciddi bir yükselişi var görünürde. Hatta, bir başka ittifak hatta ayak sesleri mi? Üçüncü bir ittifak durumu %7'yi geçme ihtimali olduğunda onların da mecliste bir temsili söz konusu. Peki onların ne kadar vakti var? Böyle bir ittifak oluşturup aday olmanın vakti var. Yani hiçbir sakıncası şey yok. Olacağını düşünmüyorum ben. Ama burada tabii önemli olan altılı masanın manzarasının ne olacağını. Şimdi 26'sında
Yani yarın bir toplantı gerçekleşecek. Toplantıya ilişkin bildiğimiz bir tek şey var. 30 Ocak'ta bir yol haritası, hükümet yol haritası açıklanacak. Hı hı. Birkaç başlıkta, 9 başlıkta 83 madde gibi bu yol haritası ortaya konulacak. Ama adayla ilgili kamuoyunun ana beklentisi, hatta onların daha önce deklare ettiği ne dediler? İşte seçim tarihi belli olsun, biz de adayımızı açıklarız. Hı hı hı. Seçim tarihi belli oldu artık. Bununla ama sanki ilgili... Meral Akşener'in öyle bir açıklaması da var masadan aday çıkacak gibi, belli olacak gibi. Yani dün de aslında benzer CHP kurmaylarından da benzer ifadeler oldu. 10 gün sonra bu açıklamalar yapılır. 10 Şubat gibi netleşir şeklinde ifadeler oldu ama yine de baktığınızda çok bir gün yok. Yani 100 gün hadi küsuratını atalım, 108 gün diyelim. Bu 8 gün içinde açıklanmadığını ve seçim sürecinin başlamadığını, 100 gün, 100 günlük zaman diliminde siz bir aday belirleyeceksiniz. Adayınız sahaya inecek, mitinglere başlayacak, öyle değil kendini mi? Kendini anlatacak. Kendini anlatacak ama oysa ki baktığınızda son neredeyse 1,5-2 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti sürekli sahada mitingler yapıyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi birçok ilde zaten o açık hava toplantılarını tamamladı. Adayımız belli, kararımız net, açık hava toplantılarını. Şimdi yeni bir sürece giriyor. AK Parti zaten devam ediyor. Ama siz yetiştirebilecek misiniz? Mesela Muharrem İnce sürecini hatırla. Yaklaşık 15 ya da küsuratını tam hatırlamıyorum. Birçok ile gidememişti. Seçim süreci yetmemişti. Yetmediği için çalışmaları. Bu da bir ayrı şey tabii. Şimdi hemen hemen her altılı masada masadan bahsettiğimizde bir aday çıkarılmaması konusunu yinelediğin noktada hep diyorsun ki daha altılı masada milletvekili hesaplamaları yapılıyor. Değil mi? Yani onu okuyoruz. Gündemden ona bakıyoruz. Evet, bu konuda da bizi aydınlatır mısın? Nasıl hesaplanacak? Yani anladığım kadarıyla büyük pay CHP'ye düşüyor burada. CHP CHP muhtemelen kendi listelerinden bu milletvekili talep eden partilere bir kontenjan ayıracak. İYİ Parti'nin böyle bir kontenjan ayırma gibi eğilim olacağını zannetmiyorum. Neden? Yani hem meclisteki sayısal tablosu itibariyle hem de politik yaklaşımı nedeniyle böyle bir manzara olacağını düşünmüyorum ama bu denklemden daha çok şu anda işin açığı adaylıkla ilgili denklemi de ifade etmek lazım. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylık süreci net aslında. Bunu dışa vuruyor ve partide tüm teşkilat bunu ifade ediyor. Beraberinde İmamoğlu Anadolu turunda biliyorsun 15 tane ili gezecek. Evet. Kastamonu'dan başladı. Ve aslında onun da hem bu süreçte ortaya koyduğu miting niteliğinde ortaya koyduğu seçim çalışması ve beraberindeki şarkısı mesela şarkı sözleri aslında adaylık için gönlünün kıpırdandığını istediğini görüyoruz. Bunu dışa vuruyor. Beraberinde İYİ Parti'nin hem tanıtım filmlerinde hem Meral Akşener'in yaklaşımlarında İYİ Parti'nin İmamoğlu'na sıcak baktığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu'na biraz daha soğuk durduğunu görüyoruz. Genel manzara bunu gösteriyor. Öte yandan bir de diğer realite var. Şimdi Davutoğlu realitesi var. Ali Babacan realitesi var. Son dönemde Türklük, anayasanın ilk 4 maddesi, işte Baykar'a dokunacağız gibi ifadeleriyle Ali Babacan aslında biraz daha HDP'ye yakınlaşmış, HDP ile görüşmüş. Hatta o iddialar da gündeme gelmişti. HDP ile görüşmesinde eğer olası bir kapanma durumu söz konusu olursa HDP'nin deva listelerinden meclise girmek için çalışacağı ve orada bir belki de altılı masada bir ayrışma söz konusu olacağı. Hatta şöyle HDP kendi bağımsız adayını çıkaracağını ifade etti ya. Mesela düşünüyorum bu bağımsız aday niye Ali Babacan olmasın? HDP bizim adayımız Ali Babacan dediği zaman altılı masa bu sefer altılı masadaki denklem de değişebilir. Bu da tabii kurgu şu an için. Ama bu arada Ali Babacan bağımsız aday olmaz. Çünkü bir partisi var neticede. Sadece HDP'nin yani, kendi yönlendirmesi zaten olabilir. Zaten deva partisi olarak eğer altılı masada bulunan bir aktör olarak altılı masanın adayını kabul etmezse deva partisi kendi adayının Ali Babacan olduğunu deklare etti. Aynı şekilde Gelecek Partisi de Davutoğlu'nu deklare etti. Burada bir sorun yok. Ama şu an için grafiklere, anket grafiklerine baktığınızda DEVA'yla HDP'yi oransal oy potansiyeli baraj denkleminde kıyaslamak doğru değil. HDP çok çok üstünde. Ve bu noktada HDP'nin Ali Babacan deklarasyonu altılı masada siyasi manzarayı da komple değiştirebilir. Sayın Bahçeli'nin de HDP... bir ihtimal olduğunu düşünmek lazım. Son dönemde özellikle Babacan'ın HDP siyasetine yakın
tavırları işin açığı bunu düşündürüyor bana. Peki şunu da sormak istiyorum. Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması konusundaki net duruşunun altında bu gerçekler yatıyor olabilir mi? Ben orada doğrudan terörle ilgili iltisak, ilişki, doğrudan sempati ve her türlü ticaretin işletilmesi konusunu bir realize neden olarak görüyorum ki Sayın Devlet Bahçeli de bunu net ifade ediyor. Yani burada bir siyasi denklem arayışında değil işin açığı Devlet Bahçeli. Net HDP'nin tüm aktörleri bu ülkede mitinglerde biz sırtımızı işte oralara buralara yaslıyoruz. Biz onun bunun heykelini dikeceğiz. Onun bunun şunun şeylerini yapacağız gibi. İsmini zikretmediğimiz birçok kişinin hayranlıklarını, sevgilerini dışa vuran, onların düğünlerine, şölenlerine, cenaze törenlerine katılan, onları sığınaklarında, yuvalarında ziyaret eden bir yaklaşım olduğunu zaten görüyoruz. Bu realize olmuş yani. HDP'nin artık PKK güdümünde, PKK taşereliğinde bir siyaset yaptığını ben tartışmaya bile gerek bulmuyorum işin açığı. Net. Bugün için belki siyasi denklem açısından bugün görünürdeki isimler öyle eskileri kadar dejenere olmuş ya da yıpratılmış isimler olmayabilir. Yani atıyorum Selahattin Demirtaş ve öncekileri hatırla. Bugünküler Mithat Sancarlar biraz daha onlara göre temiz kalabilir. İsmen yani bu, kamuoyunda kirletilme böyle açıklamaları yok yine de genel anlamında mı söylüyorsunuz? Tabii genel manada yine de onların terörle iltisakı olmadığını söylemek biraz güç. Bu manzarada Devlet Bahçeli'nin kapatılması çağrısı da terörle ilişkisi dolayısıyladır. Yani siyasette bir dizayn yapmak ve siyaseti kurgulamak amacıyla değildir. Çünkü tavrı net. Kendi siyasetiyle ilgili bile bir dizayn oluşturmuyor ki. Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı belirleyecek. Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. Halk %50+1 ile seçilecek. Ve altılı masanın liderleri ne diyor? Bu Cumhurbaşkanı altılı masadaki liderlerden izin almadan, ondan imza almadan bir karar alamayacak. Alamaz diyor. Ne diyor? Altılı masada bulunan genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Nasıl genel başkan? Kurul gibi. Yani baktığınızda 500 bin bile oyu olmayan bir partinin genel başkanı sırf altılı masada bulunduğu için Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, öyle mi? Şimdi kurgu bu. Orada net bir pazarlık ve bölüşüm, paylaşım olduğunu görüyoruz. Öte yandan MHP'nin tavrına bakın. Cumhur İttifakı'nı destekliyor ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hiçbir talepte bulunmuyor. Bakanlığı var mı MHP'nin? Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı mı yapıyor? Hayır. Devlet Bahçeli? Pazarlıksız, kayıtsız, şartsız, koşulsuz, tamamen ülke refahı, ülkenin birlik, bütünlüğü, ülke politikalarının tek bir elden istikrarla sürdürülebilmesi, bağımsız bir siyaset ortaya koyulabilmesi adına hiçbir şart, koşul ve güdümleme yapmıyor. Zaten ihtiyacımız olan bu siyaset alanının bazılarının çıkarlarına, koltuk sevdasına, bir takım heveslerine bağlı kalmaması, bağımsız olabilmesi. Özellikle yürütme erkinin bağımsız olabilmesi, tabii ki beraberinde yasama erkinin de bağımsız olması çok kıymetli. Bu da kurumsal gelişimle, sistemin gelişimiyle, iyileştirmelerle sağlanacaktır diye düşünüyorum. Bu noktadaki eleştirilerimizi de daha önce yaptık. Yani meclisin kurumsal temsilinde, özellikle milletvekillerinin temsil kabiliyetinde biraz daha iyileştirmeye ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Ben bu kanaatteyim yani. Evet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi süreçleri hızlandıran, sonuç aldıran kararlar müsaade ediyor ama beraberinde yasama erkinin de bir güçlü konuma gelmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu ayrı bir konu tabii. Çok güzel açıklamalarda bulundun. Geri sayım başlamışken, 100 gün kalmışken bence güne dair de sabahları böyle ufak ufak açıklamalarda bulunsak çok güzel olacak. Evet. Değil mi? Yani bence en enteresan denklem HDP DEVA denklemi olacak bu süreçte. DEVA Partisi'nin yaklaşımının son günlerdeki dışa vurumu, İşte özellikle Türklük konusundaki ifadeleri, anayasa ilk 4 madde konusundaki ifadeleri, ana dilde eğitim konusundaki ifadeleri, beraberinde işte Baykar'a yönelik bir takım tutumları, dejenere edecek süreci, dejenere edecek tutumları HDP siyasetine bir sempatik görünme çabası olduğunu düşünüyorum ve bu denklemin, hele ki HDP'nin biliyorsun altılı masaya altılı masanın adayı ikinci tura kalırsa destekleriz yaklaşımı da ortadayken
neden Ali Babacan'ı çıkarmasın? Belki de altılı masa bu sefer HDP'nin adayına destek verir. Böyle bir denklemde karşılaşırsak şaşırmamak lazım. Evet, bu kadar karışmışken hemen savunmamıza geçelim bence. Yarın toplantı olacak. Yarındaki toplantıdan sonra ne çıkacak onu merak ediyoruz tabii. Dileriz bir aday ismi çıkar. Yani evet. Çünkü artık buna da ihtiyaçları var. Sadece Ankara'nın değil, Ankara siyasetinin değil, yereldeki siyasilerin de, siyasetçilerin de buna ihtiyacı var. Evet, ülkemiz çok büyük bir ülkeyiz, çok güçlü bir ülkeyiz. Bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan, yurttaşı olmaktan gurur duyuyorum. Siyasetçilerinin de çabalarına çok saygı duyuyorum. Bütün iktidarından muhalefetine kadar. Demokratikleşme adına, ülkeyi geliştirme adına hepsinin samimi olduğunu düşünüyorum. Burada benim bir şeyim yok. Eleştirdim sadece bazı tutumlar, politik çarpıklıklar. Kişilerin kendilerine kişisel bir şey söyleme gibi bir hadsizliğimiz şeyimiz yok. Sadece gözlemimiz üzerine gazetecilik görevini yerine getiriyoruz. Baktığınızda bu manada yerelde de birçok insan sadece iktidar partisinden, AK Parti'den ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nden değil, diğer partilerde de insanlar bir gönül bağıyla millete ulaşabilme, milletin derdiyle dertlenebilme çalışmasında bulunuyorlar. Bu noktada hem AK Parti, hem MHP, hem CHP, hem İYİ Parti birçok çalışma yapıyor. Burada uzun süredir ne ifade ediyoruz? Milliyetçi Hareket Partisi tüm teşkilatları neredeyse 2020 yılındaki salgına rağmen, salgın şartlarından bugüne, seçimin olmadığı, oluşmadığı yıllarda sahadaydı, çalışıyordu. Biz buna birebir sahada şahit olduk. Ve bu sahadaki çalışmalarının meyvesini miting alanlarında aldı, gördük. Tıklım tıklım mitingler gerçekleştirdi. Bu Bursa mitingi tarihe geçti. 45 binden fazla insan katıldı ve en yoğun, en geniş katılımlı mitinglerden biriydi. Şimdi o açıdan baktığınızda adayın olması rahatlığıyla Cumhur İttifakı partileri çok rahat çalışıyor. Kampanyasını çok rahat halka ulaştırabiliyor, kendini anlatabiliyor. En azından kime oy isteyeceğini biliyor vatandaştan. Şimdi Altılı Masa'nın yereldeki parti teşkilatlarına bakın. Yani Deva Partisi, Gelecek Partisi, CHP, İYİ Parti, işte Demokrat Parti, Saadet Partisi'nin il teşkilatları. Vatandaşa gittiğinde kime oy isteyecekler? Hala vatandaşa gidiyorlar ve üretebildikleri tek politika Erdoğan nefreti. Erdoğan gitsin de, Cumhurbaşkanı değişsin de ne olursa olsun. Oysa vatandaş bunu duymak istemiyor. Vatandaş sizin projeniz ne? Siz ne vaat ediyorsunuz? Nasıl bir gelişme kaydedeceksiniz? Siz ne vaat ediyorsunuz beklentisinde? Buna da ihtiyacı var vatandaşın. Bu rekabete de ihtiyacı var. Vatandaşın ekonomik refahını, demokratik kazanımlarını geliştirmek adına muhalefetle ya da muhalefetle iktidar değil, tüm partiler arasındaki rekabete ihtiyacı var. Şimdi siz partiler arasında bir rekabet yapmıyorsunuz. Tek rekabeti Erdoğan'ı devirmek üzerine kurguluyorsunuz. Bu da bir sonuç üretmiyor. Vatandaş da buna bir sempati geliştirmiyor. Sıcaklık, yakınlık geliştirmiyor. Ve siz durmadan aynı kişiye bir takım şeylerle, ifadelerle saldırıyorsunuz. İşte diktatör diyorsunuz, zorba diyorsunuz, despot diyor. Bir sürü şey söyleniyor. Oysa ki bu adam demokratik koşullarla seçilmiş. Adam kazanmış tırnak içinde, değil mi? Yani o yüzden zor. Sadece başkent siyasetinin değil, yerel siyasetinde Altılı Masa'nın bir an önce adayı belirlemesine ihtiyacı var. Çünkü bu insanlar sahada vatandaşlara hiçbir şey anlatamıyorlar. Anlatabildikleri tek şey Erdoğan'ın Erdoğan'a karşı beslenen nefret. Erdoğan değişsin de bunu değiştirelim de gerisi önemli değil. Öyle bir talebi yok. Öyle bir beklentisi yok vatandaşın. Evet. Bir an önce sonuç istiyor vatandaş. Yani, aday görmek istiyor miting, diyorsun. Mitingden not verdiğimizde hatırlarsan ne dedik? Yani AK Parti 21 Ocak Cumartesi günü Bursa'da Gökdere'de bir miting yaptı. O mitingde işte 120 bin rakamı telaffuz ediliyor. Rakam ayrı bir boyut. Siyaseten bir boyut olabilir. Sokaklar, caddeler dolu muydu? Evet, o gün doluydu. Benim için rakamın bir önemi yok. Sağınızı kafanızı çeviriyorsunuz, solunuzu kafanızı çeviriyorsunuz ve o alanda insanlar yığılmış ve bekliyorlar. Gelmişler, akın akın da geliyorlar. Rakam 50 bin de olabilir, 10 bin de olabilir. Önemli değil. Sizi gördüğünüzde o rakam ne anlatıyor size? O yığın ne anlatıyor? Kılığından, kıyafetinden, konuştuğundan, içtiğinden, yediğinden, oturuşundan, yürüyüşüne kadar tüm o tavırlar, halkın tüm dışa vurumu, gerçek manada dışa vurumu,
aslında beklentisini de ifade ediyor. Halk enflasyonun farkında. Miting alanındaki vatandaştan bahsediyorum. Enflasyonu görüyor. Et, süt, peynir, gıda fiyatlarındaki artışı görüyor. Ve bununla ilgili itirazları net. Özellikle işte EYT konusundaki beklentilerin karşılanması bir motivasyon. Ama sorunları biliyor halk. Sorunları bilirken çözümün kim olacağı düşüncesinde o mitingde bulunuyor işte. Mevzu bu. Şimdi siz insanların sorunlarını bilmediğini düşünüyorsunuz. Vatandaşın sorunları görmediğini zannediyorsunuz. Vatandaşı yine hor gören, ötekileştiren, dışlayan bir yaklaşımla, tepeden inmeci, en iyisini en doğrusunu biz bilirizci yaklaşımla, biz bir aday belirleyeceğiz ve tıpış tıpış oy vereceksiniz yaklaşımıyla, halka hiçbir şey anlatmadan, halka hiçbir vaatte bulunmadan, halkı dinlemeden çözüm üreteceğinizi düşünüyorsunuz. Böyle bir denklem yok yani. Türkiye'de yok. Sahada öyle bir denklem yok. Halkın talebi net. Ben öyle düşünüyorum işin açığı. Ve 21 Ocak'ta gördüğüm manzara da oydu. Enflasyondan dert yanıyor, kira yüksekliğinden dert yanıyor, özel okul fiyatlarından dert yanıyor. Evet, EYT'yi çok pozitif buluyor. Asgari ücretin tatmin edici bir rakam olduğunu, hatta bazıları hiç artırılmaması gerektiğini söylüyor. Ama yine de bu sorunları çözerse Erdoğan çözer deyip o meydana gidiyor. Bu insanlar üst gelir grubundan, çoğunluğu üst gelir grubundan olan insanlar değil. Alt gelir ve orta gelir grubundan insanlar. Ama siz bunları alt gelir, orta gelir, üst gelir diye ya da eğitim seviyesine göre kategorize edemezsiniz. Ve ona göre bir yakıştırma, etiketleme, hor görme, dışlama yapamazsınız ki ülkemizde bir dönemin en büyük sorunu da buydu. Toplumu sınıfsal olarak kategorize etmek, kültürel olarak dışlamak, hor görmek, ötekileştirmek. Zaten 20 yılın en büyük kazanımı da bu. AK Parti reformist manada topluma ne kazandırdı dersek bu özgüveni kazandırdı. Kimsesizlerin kimsesi diyebildiğimiz, o kimsesizler yığınının sesinin çıkabildiği bir döneme şahit oluyoruz. Saygı görebildiği, karşılık görebildiği bir döneme şahit oluyoruz. Daha önceki dönemlerde elitist bir takım oligarkların, çıkar gruplarının, vesayet odaklarının süreçlerine şahit oluyorduk. Böyle genel manada. Peki. Devam çok ediyoruz. Çok mu konuştun? Teşekkür ederim. Çok güzel konuştun. Tüm fikirlerini beyan etmiş oldun. Süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Hiç herhalde. Önemli değil. Hızlanırız gündemimizi aktarırken. Gayet güzeldi açıklamaların. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Burada hemen aktarmamız gerekiyor. Terörle mücadelenin kararlılıkla artan bir tempoda tavrizi bir ruhla devam ettiğini belirtti ve şunları kaydetti. Pençe Kilit Operasyonu'nda belli bir aşamaya gelindi. Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi. Yıllardan beri orada yerleşmiş teröristlerin mağaralarına girildi. İnleri, mağaraları, sığınakları teröristlerin başlarına yıkıldı. Pençe Kilit Operasyonu ile birlikte de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale geldi. Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında teröristler tarafından kullanılan 600'e yakın mağara, sığınak ile 2000'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Mehmetçik, operasyonda teröristlere ait 1174 silahla 533.275 mühimmat ele geçirdi. Hulusi Akar'ın rakamsal açıklaması bence çok evet. Önemli. Rakamlar çok yüksek çünkü. Yani işte baktığınızda ZAP bölgesinin de temizlenme noktasında olduğunu, büyük ölçüde temizlendiğini ifade ediyor. Ülkemizin terörle mücadele kapsamında attığı adımların sonuçlarının hem güvenlik, hem politik hem de ekonomik manada neler olduğunu işte Gabar'daki kazanımlardan görüyoruz. Görüyoruz, biliyoruz. Bu manada ZAP'ın da böyle bir şeyle temizleniyor olması güvenlik açısından çok kıymetli tabii. Beraberinde Süleyman Soylu'nun da bir tweet paylaşımı var. Onu da aktaralım isterseniz. Bu da yine Eren Abluka operasyonunda etkisiz hale getirilen ve sarı torbalarla son yolculuğuna uğurlanan hainlerin kahraman Mehmetçiğimiz, askerimiz, ordumuz, şanlı ordumuzca net bir şekilde
görsele de yansıyor. O resmi büyük verme ihtimalimiz var. Evet. Şimdi oldu. Kahraman ordumuzu Allah korusun diye tweet'in sonunda bir başarıları nice olsun. Başarıları nice olsun. Bu arada tabii bugün de ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleşecek. Orada birçok ülkenin güvenliğiyle ilgili farklı başlıklar gündeme gelecek. Irak, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere birçok stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konunun ele alınması bekleniyor bugünkü toplantıda. Evet. Toplantıda aktarayım mı detayları? Lütfen. Süremizin de zaten sonuna geliyoruz herhalde. Evet, reklamın bunları aktararak bitirelim. Tamam. Pençe serisi operasyonlar başta olmak üzere terörle mücadelede yenilen son aşamanın detaylı şekilde masaya yatırılması ve terörle mücadele konusunun toplantının önemli gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor. Evet. Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri, Ege'deki provokasyonların olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği bir toplantı olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi bu toplantıda yine gündeme gelecek ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında gelinen son durumda toplantıda ele alınacak. Bir de tabii Rusya-Ukrayna savaşı da var. Onu da ayrıca not olarak söyleyelim. Olalım. Evet. O da gündem maddelerinden biri olacak. Gündemimiz tüm hızıyla devam edecek. Lütfen bir yere ayrılmayın. Reklamlar için kısa bir ara veriyoruz. Lider Haber Televizyonu'nda güne dair tüm hızıyla devam ediyor. Gündemi yakalamaya devam ediyoruz. Hemen konuya girmek istiyorum. Başörtüsü teklifi komisyondan geçti. Çok fazla yorum yaptık güne dair dedi. Çok konuştuk aslında, evet, değil mi? Anayasa komisyondan geçti. Şimdi meclise gelecek. Meclise gelecek, evet. Yani süreci değerlendirdik. Tam da bizim başladığımız döneme denk geldi. Denk gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme süreci kapsamında başörtüsü ile ilgili bir çıkışta bulundu. Bulunmuştu. Ve bir kanun teklifi süreci söz konusu oldu. Dedi ki işte bunu kanun teklifiyle bir güvenceye alalım. İktidar da kanun teklifinin çok kolay değiştirilebileceğini, bir güvence oluşturmayacağını, bir yasal anayasal güvence gerektiğini, bunun içinde bir anayasa değişikliğiyle konuyu ele alalım şeklinde yaklaşımı oldu. Aslında kamuoyunun gündemin bu konuya bir farkındalığı da yoktu. Zaten bu konu, bu sorun çözülmüştü. Anayasa değişikliği ya da kanun teklifiyle ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç duymaksızın işlevsellikte, günlük pratiklerde başörtüsü zaten temsil noktasında hakkını almış. Hı hı. Kamuda da özelde de bir yere edinmişti. Ama gündemde yok. Yani bu teklifle gündeme gelince konu daha kapsamlı bir güvence, daha genel manada güvence arz eden bir değişikliğe gidelim denildi ve anayasa teklifine dönüştürüldü. Şimdi anayasa değişikliği teklifi anayasa komisyonundan geçti, meclise gelecek. Mecliste eğer yeter çoğunluk sağlanamazsa, ki şu an itibariyle sağlanacağı görülmüyor. Komisyonda dünkü komisyon toplantısında da gerilimli, çatışmalı oldu. Bir toplantı söz konusu oldu. Özellikle İYİ Parti ve CHP'nin teklifin iki maddesinde yer alan iki maddesi var. Birisi başörtüsüne kılık kıyafet kapsamında dini tercihleri nedeniyle kılık kıyafetinden dolayı ötekileştirilemez, yok sayılamaz, mahrum bırakılamaz gibi ifadelerle bir özgürlük alanı açarken ikinci maddesinde de aileyi korumakla ilgili bir ailenin korunması getiriyor. Ve çocuk hakları şeklindeki bir kenar başlığı var. Hı-hı. Ve ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları değiştiriliyor. Evet. Burada aile kurumu kadın ve erkek evliliği olarak nitelendiriliyor. Biliyorsun bu da bir küresel akıma dönüştü. Evet. Ve özellikle bazı uluslararası fonların bir takım kültür enstrümanlarıyla topluma, kamuoyuna net bir şekilde propagandaya dönüştürdüğü süreçlere şahit oluyoruz. Özellikle işte ismi zikretmek istemiyorum işin açığı. Neyse. Biliyoruz. Bu aile süreciyle ilgili tanımı kadın ve erkek evliliği şeklinde düzenleyen bir değişiklik içeriyor. Başörtüsü konusunda Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin maddenin içinde yer alan dini tercihler konusunun laiklik ilkesine ters olduğu gerekliliğiyle itiraz ettiğini görüyoruz yine Anayasa Komisyonu'nda. Ama bu en nihayetinde komisyondan geçti, meclise gelecek. Eğer 360 ve 400 vekilin üstünde
bir kabulle söz konusu olmazsa 14 Mayıs'ta önümüze üçüncü bir referandum sandığı gelecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde de bunu netleştirmiş olacağız. Evet, geliyoruz ırkçılara. Dün o görüntüyü paylaşmıştık. Görüntüyü paylaştıktan sonra Dışişleri Bakanlığı'nın Hollanda Büyükelçisi'ni çağırdığını ve uyarılarda bulunduğunu zikretmiştik. Konu sıcaklığını sürdürüyor. Kamuoyunda yankısı. Aynı İsveç'te kutsal kitabımız, rehberimiz yakılması Kur'an-ı Kerim'in gibi. Yakılması gibi. Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına yönelik eylem sonrası kamuoyunda da bir tepkisellik gelişiyor ve bu konu sıcaklığını koruduğu için tekrardan önce o görüntüleri izleyelim alalım. İstersen. Evet, ortada görebiliriz. Çok fazla zaten hani görmek ve göstermek yalnız değiliz ama bu bir gerçeklik. Evet, bu arkadaş kim? Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar diye bir oluşum var. O oluşumun lideri Edwin Wagensveld diye bir şahıs. Ne dediği zaten anlaşılmıyor. Barbarca bir takım ifadeler kullanılıyor. Tavrında da net görüyoruz. Tahammülümüzü de zorlayan, sinirlerimizi gelen bir görüntü. İşin açığı görüntüyü daha fazla vermenin de gereği yok. Evet, alabiliriz görüntüyü. Yönetmenim. Bu görüntü sonrası işte İsveç'teki yakma olayından sonra bir de Hollanda'da görüyoruz. Hollanda ortaya çıktı. Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve protesto edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığımıza çağrılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiştir. Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir şeklinde açıklama bulundu. Sonrasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Evet. Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Çok doğru. Bu tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır dedi Ömer Çelik. Yine Cumhurbaşkanı İbrahim Kalın'ın da bir açıklaması gene paylaşımı var ve açıklaması var söz konusu olayla ilgili. Karanlık nefesinizle Allah'ın nurunu söndüremezsiniz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise özgürlük kisvesi altında Avrupa kentlerinde hortlamaya başlayan İslam düşmanlığının sadece Müslümanları değil toplumsal barışı ve tüm insanlığı hedef aldığını ifade etti. Bunlar önemli açıklamalar. Avrupa'nın göbeğinde işlenen bu nefret suçlarına yetkili makamlar tarafından hiçbir şekilde tepki gösterilmemesi, aksine bu eylemlere izin verilmesi Avrupa'yı ortaçağ karanlığına yeniden götürme çabasından başka bir şey değildir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyor. Yetkili makamların faillere yönelik gerekli işlemleri yapmasını ve bu hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirlerin hayata geçirilmesini bekliyoruz diye de açıklamasına devam etti. Evet, yani görüntüler zaten tahammüllerimizi zorlayan, sinir katsayımızı artıran nitelikte. Kesinlikle. Bunu tabii demokrasi, özgürlükler, ifade özgürlüğü gibi bir takım maskelerin arkasına, bir takım kavramların yozlaştırılarak, içi boşaltılarak ve tanımlarından, evrensel tanımlarından uzaklaştırılarak böyle bir eylemsellik kazandırılması işin açığı hem bizim mantıksal düzlemimizde hem entelektüel birikimimizde, insanlığın birikiminde, evrensel manada insanlığın birikimine yakışmayan görüntüler. Yakışmıyor tabii. Yani demokrasi ve ifade özgürlüğü böyle bir şey değil. Kesinlikle. Kimseye bunu demokrasi ve ifade özgürlüğü diye yutturmaya çalışmayın. Çalışmasın. Yani. Şu anda bizim tavrımız inanç olarak yani, İslam dünyasının mensupları son derece demokratik davranıyor. Ya ifade özgürlüğünün sınırlarında davranıyor. Öyle değil mi? Yani kesinlikle. Buna, asıl bu davranışa sahip olan biziz. Bizim inancımız. Buna verilecek tepki ne olabilirdi? Düşünün yani. Kiliselerin önünde inciler yakılabilirdi. Neler yapılabilirdi? Kiliselere saldırılar düzenlenebilirdi. Bakın yani büyükelçiliklere saldırılar düzenlenebilirdi. Her şey olabilir. Tamamen demokratik yollardan protesto ediliyor ve burada toplumumuzun ne kadar refleks manasında ıslah
ve rehabilite düzeyde, saygın düzeyde davrandığını da görüyoruz. Görmüş oluyoruz. Bu manada da gurur duyuyorum işin açığı. Kesinlikle. Yani taşkınca, holiganizm, vandalizm içermeyen, barbarlık içermeyen bir protesto süreci işletiyoruz. Aslında bizim inancımıza ve özümüze yakışan şekilde davranıyoruz işte şu anda. Bu işte medeniyetin beşiği diye adlandırdıkları Batı'nın manzarası bu. Çok sıkıntılı bir süreç tabii. Kesinlikle. Daha dejenere edecek süreçleri de benzer eylemleri de örnekleri de göreceğiz gibi geliyor işin açığı. Bununla ilgili bir de haberimiz var. Arzu ederseniz. Bu İsveç konusunu önce Büyük Birlik Partisi'nin açıklamalarını aktaralım istersen. Evet, özür diliyorum. İlk önce NATO vizesi almamalı konusuna değinmemiz gerekiyor. Evet. Çok doğru. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Destici İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırıları kınadı. Bu kınamayla ilgili detayları aktarıyorum. Ya uzun uzadıya değil tabii. Genel özetle istersen şunu söyleyelim. Son bir ayda yaşananlar İsveç, Türkiye ve NATO ilişkileri bağlamında belirleyici olması gerekiyor dedi Destici. Evet. Yine İsveç bu kafayla giderse Türkiye'den ve TBBB'den NATO vizesi alamaz, almamalı şeklinde de yorumda bulundu. Biliyorsun aynı ifadeler hem Cumhurbaşkanımız hem Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli tarafından da gündeme getirilmişti. Şimdi bir de bu provokasyonu işleyen şahsın provokatif tavırlara, eylemlere devam ediyor. Onu da onunla ilgili de bir haber dikkat var. Dikkat çekmek için çalışmalarına her devam ediyor. Her türlü maymunluğa devam ediyor. İşte gördüğünüz bu Rasmus Paludan denilen şahıs, ırkçı aslında Danimarkalı ama eylemi İsveç'te yapıyor ve bu eylemlerine devam ediyor. Sosyal medyadan bir takım sataşmalarda bulunuyor. Kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim diye. Evet, haberimiz var, haberimiz hazır. Haberimizi izleyelim. İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakan Danimarkalı ırkçı Sıkıyon Partisi lideri Rasmus Paludan, kendisine terörist diyen Çeçenistanlı İsveç vatandaşı sporcu Hamza Çimayev'e sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Paludan, Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliği önünde de aynı eylemi gerçekleştireceğini söyleyerek, Hamzat'ın bana hakaretine karşılık ve tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim dedi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan Paludan'a tepki gösteren Çimayev, Danimarkalı siyasetçi için terörist demişti. Evet, gündemimizi meşgul ediyor konu çünkü bitmiyor. Gelişmeleri evet, yani bitmiyor. Devamlı bir süreklilik var. Konuşmamız gereken aslında çok daha önemli konular var ama maalesef. Bu konuya da değinmek zorundayız. Konuşmak durumunda kalıyoruz. İşin açığı bizi bile midemizi bulandıran, asabımızı bozan konular. Bu noktada işin açığı şeyi de yatsımamak lazım. İsveç ne deniyor tecavüzcüsüne aşık olanlara? O sendromun adı Evet, bir sendrom var değil mi? Stockholm sendromu Stockholm değil mi? Onu rehin alan, kaçıran, tecavüz edene aşık olma durumu. DNA'lar ne işlemiş? Çok da ironik yani adının Stockholm olması ve İsveç'in de bu manada kendisine zarar veren terör sevicilere, teröristlere, bu takım şeylere aşık olması. Bağlanmışlar. Demek ki yani Stockholm sendromu denilmesi sadece şeyden kaynaklanmıyor. Yani bu genetik, kültürel bir koda dönüşmüş onlarda. Kesinlikle. Net bir şekilde teröristlerce rehin alınmış. Her türlü ırkçı, faşist, nefret suçu işleyen, insanlık suçu işleyen kişilerce rehin alınmış bir İsveç durumu söz konusu ve başlı başına ülke galiba yasal düzleminde Stockholm sendromu yaşıyor. Yaşıyor, hiç kimse de tepki göstermiyor. Yani boşuna Stockholm sendromu dememişler bu tecavüzcüsüne. Ben aslında şu anda yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Hani yönetsel olarak birileri işte biz bu şekilde yönetiliyoruz. Evet. Bizim için demokratik hak diyor. Acaba vatandaşların içerisinden hiç mi birisi kalkıp bir tepki göstermiyor? Yani ne yapıyorsunuz siz diyen de yok. İsveç sivil toplumundan böyle bir şey de yok. Evet, tepki de yok değil mi? Bu da çok enteresan. Türkiye bu eylemler sonrasında dışişleri kaynakları dün bir haber gündeme geldi. Bunu da aktaralım. Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısının süresiz ertelendiğini açıkladı. NATO üyeliği için Ankara'nın onayını bekleyen İsveç'in başkenti Stockholm'de peş peşe gerçekleşen eylemler sonrası Türkiye'den sert tepkiler gelmiş. Türkiye-İsveç arasındaki ilişkiler gerilmişti. Evet, yani baktığınızda dünya kamuoyu ne diyor? Dün
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bu konuyu değerlendirmişti. Price ne demiş? İstersen iznin olursa onları aktarayım. Lütfen, lütfen tabii. Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının NATO birliğine karşı bir sabotaj olabileceğini söylemiş. Yine olayı mide bulandırıcı ve tiksindirici sözleriyle tanımlamış Price ve devam etmiş. Bir eylemin aynı anda hem hukuki hem de korkunç olabileceğini söylemiş ve İsveç'in tutumunu savunmuş. Hı hı. Amerika bu noktada eylemi kınamamış yani baktığınızda. İsveç'i de kınamamış. NATO üyeliğini de ben gerekli görüyorum diye de açıklamasına ekledi. Yine NATO Genel Sekreterinin açıklamaları var. Stoltenberg bu eylemi ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü İsveç'te ve diğer tüm NATO ülkelerinde değerli bir ilke demiş. Hı hı. Bu nedenle bu uygunsuz eylemler otomatik olarak yasa dışı sayılmaz gibi absürt bir yorumda bulunmuş. Rusya'dan tepki var. Rusya önemli değil mi? Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve NATO Genel Sekreteri provokatif eylemle ilgili ifadelerine yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Rusya bir tepki gösteriyor. Hı hı. Bir kişinin dini inançlarına saygı duymanın isteğe bağlı bir karar değil, bir zorunluluk olduğunu hatırlatmama izin verin ifadelerini kullanan Zaharova, uluslararası toplumun hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı koymak için defalarca taahhütlerde bulunduğunu da hatırlatmış. Evet. Zaharova, bu belgeler bırakın Müslümanlar için kutsal olan kitabı yakmayı, ifade özgürlüğünün herhangi bir din veya dini uygulama hakkında eleştirel ve hatta aşağılayıcı sözler söyleme hakkını içermediğini özellikle belirtiyor. Stoltenberg neden bundan habersiz? Çünkü Batı eğitim düzeyi düşük insanları Avrupa'daki kilit konumlara atıyor. Yönetilmesi daha kolaydır. Bu da Avrupalıların çoğunu manipüle etmeye yardımcı olur diye de açıklamada bulunuyor. Liyakat tartışması açıyor. Evet. Avrupa yönetim kadrosunda liyakatsiz. Rusya diyor. Sempatimizi kazanıyor. Yok. Neyse orada ayrı bir konu. Kesinlikle. Biraz zor sempatimizi kazanır. Kazanır. Hemen bir diğer konuya gündemimize geçelim. Diğer konuya geçelim. Hızla ilerliyoruz çünkü. Evet. Süleyman Soylu'yla ilgili bir video haber görüntüsü. Romanyalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Görüntüleri görebiliriz. Evet, yavaş yavaş Nicole görüntülere Bode. Geçebiliriz. Evet. Ülkeler arasındaki ilişkilerin sağlam temellere dayandığını vurguladı Bakan Soylu. Özellikle ticaret hacminden bahsetti. Yine güvenlik politikaları ile ilgili süreçlere değindi. Tam ekrana verebilirsin, dinleyebiliriz. Evet, artık dinleyebiliriz yönetmen. Haberi. Evet, şimdi. Evet, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Nasıl güzel bir atasözü. Evet. Romanyalı İçişleri Bakanı ifade ediyor. Evet. Tamam. Haberin sesini de verebiliriz yayına. Evet, şimdi gelmek üzere. Sesiniz. Hem orada 70 bin civarında Romanya'da mukim Türk-Tatar soydaşımız var. Ve aynı zamanda da Romanya'da şu anda ticaret yapan, iş yapan, üreten iş insanlarımız var. Öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Romanya her alanda Türkiye ile Romanya'ya her alanda destek vermektedir. Diplomatik ilişkilerimizin 145. yılına yakışan bir ilişkiyi sürekli sürdürüyoruz. Karadeniz üzerinden komşuyuz. Agit'te Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nde ve birçok bölgesel platformda birlikteyiz ve NATO'da beraberiz. Ayrıca Romanya Avrupa Birliği yolculuğumuzda da bizi yalnız bırakmayan ülkelerin başında gelmektedir. Ve kısa vadeli hedefimiz 10 milyar doları ticarette yakalamanın da büyük bir mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah 15 milyar dolara da hep birlikte hem bu dostlukla hem işbirliğiyle ulaşacağız. Birçok konuda işbirliği gerçekleştiriyoruz. Terör, sınır aşan suçlar, göç, uyuşturucuyla mücadele ve bütün bunlarda iki ülkenin samimi dostluğu ve işbirliği hakikaten diğer ülkelere de örnek bir tecrübe oluşturmaktadır. Özellikle bakanlıklarımız arasındaki bu ilişki
ülkelerimizin arasındaki ilişkiyi de güçlendirici bir mahiyettedir. Bugün de derinli bir toplantı gerçekleştireceğimize ve bu toplantıdaki yol haritamızı bundan sonra birlikte çok güçlü bir şekilde yürüteceğimize olan inancım tamdır. Bu bölgede ortaya koyacağımız her ilişki iyilikleri arttıracak, kötülükleri de sonlandıracaktır. Hem ülkemizin insanlarına olan sorumluluğumuz, hem birbirimizin tarihine ve kültürüne olan sorumluluğumuz budur. Daha önce de birkaç kez ifade ettim. Burada bir kardeşiniz var ve 24 saat emrinizdedir. Bugün bakanlığımızda olmanızdan, ülkemizde bulunmanızdan büyük bir onur duyduk. Bu onur için de size ayrıca teşekkür ediyoruz. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru primirea călduroasă. Sayın Bakanım, bu sıcak karşılamanızdan dolayı size teşekkür etmek isterim. În spiritul ospitalității tradiționale turcești și mă bucur că ne vedem în sfârșit față în față. Türk misafirperverliğinin güzel bir örneğini sergilediğiniz için çok mutluyum ve sizinle baş başa görüşme fırsatı elde ettiğim için de ayrıca mutluyum. Știm că amândoi ne-am propus să ne vedem anul trecut, dar, din păcate, agenda internațională a României, așa cum bine știți, a fost dominată de procesul de aderare a României la spațiul Schengen. Aslında sizinle geçen sene karşılaşmayı kararlaştırmıştık. Doğru. Ama sizin de yakından takip ettiğinizi düşündüğüm gibi Romanya'nın bütün gündem maddelerini geçen sene Schengen bölgesine üyelik aldığı için ajandamız, yani gündem maddelerimiz buna olanak vermedi. Bir deyiminizi ben kaydettim, inşallah doğru ifade edeceğim. Komşu, komşusun, mun, külün, külüne muhtaç. Muhtaç. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Vecinul este... Vecinul are nevoie și de cenușa vecinului. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun arkadaşlar. Sıcak güzel bir diyalog olmuş değil mi? Komşu komşunun külüne muhtaçtır dedirtmeye evet, de çalışmış. Evet yani bizim atasözleri ve deyimlerimiz çok zengin bu noktada. Çok şanslı milletiz ya. Çok çok şanslıyız. Bir de Süleyman Soylu'nun Türkçe olarak söyletme mücadelesi. Türk dilinde söyletiyorum. Gayet güzel. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık tarafından düzenlenen Gençlere İlham Veren İsimler programında gençlerle bir araya geldi. Evet. Gerçekten çok da değerli değil mi? Gençlere ilham olmak, bu isimlere sahip olmak, özümüzden çıkan. Biz burada çıkanı... ifade ediyoruz Şeyda Gümüş lütfen. Yani, evet ediyoruz gerçekten öyle. Yani çok rol model olmak duruyoruz. Başarı noktasında kesinlikle. Onlara örnek olmanın çok kıymetli olduğunu ki hepimiz aslında gençlik dönemimizde bir takım örnekleri bulunduruyoruz. Rol modeller ediniyoruz. Farkında olarak olmayarak irademiz içinde ya da dışında. Açıklamaları izleyelim. İzleyelim. İsabetli bir fikirden aldığın ışık ömrünce yolunu aydınlatır der. Ben düzenlediğimiz bu programların da gençlerimizin yolunu aydınlatacak bir ışık olmasını temenni ediyorum. Tüm gençlerimize fikir, irade, doğruluk ve gayretle ortaya koyacakları nice başarılar temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, saygıdeğer katılımcılar, gençlerden sıklıkla gelecek ya da yarın olarak bahsedildiğini duyuyoruz, görüyoruz. Bu kısmen de doğrudur kuşkusuz. Hal böyle olsa da gerçeğin tamamını da bu yansıtmıyor bence. Zira gençlik sadece yarına ya da geleceğe ait, sadece adeta rafta bekleyen bir potansiyel olarak görülemez, telakki edilemez. Gençler bütün potansiyelleriyle, enerjileriyle, hayalleriyle, birikimleriyle, bütün varlıklarıyla şu andadır, bugündedir, bugünü şekillendiren temel bir aktördür.
Dolayısıyla gençleri gelecek bir zamana öteleyip, hapsedip, bugünden dışlamayı da bu anlamda doğru bulmuyorum. Gençler bugüne aittir. Sadece geleceğe ait bir unsur ya da varlık olarak gençlerden bahsedilemez, bahsedilmemeli. Gençler ve tüm nesiller hep birlikte bugünü ve geleceği şu anda şekillendiriyor, şu anda örüyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bugünü esasında gençlerin zamanı olarak niteliyor ve kendisini de gençlerin zamanının misafiri olarak ifadelendiriyor. Elbette gençlerin hayatı bir önceki neslin yaptıklarının ve yapamadıklarının da gölgesinde şekilleniyor. Bu bilinçle bizim de en büyük idealimiz gençlerimize büyük ve güçlü bir Türkiye'yi miras bırakmak, gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa etmektir. Bu doğrultuda gençlerimizin bugününü ve yarınını daha güzel, daha müreffeh hale getirmek için... Çok şükür ki Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Mevlana'dan Hacı Bektaş'a kadar çok önemli değerlerimiz var. Evet. Bunun devamında da gelen gençlerimize rol model olacak yıllara yayılmış pek çok da ismimiz var. Çok şükür. Evet, çok şükür. Şanslıyız bu konuda. Tabii bu sayıları artırmamız lazım. Her alanda, her meslek grubunda örnek olacak, örnek yaşayacak. Gençlere, topluma değer ve iyiliği, sevgiyi büyütecek yaklaşımda olan isimler çok kıymetli diye düşünüyorum. Ben hayran olduğum bir ismi hemen burada zikretmek istiyorum müsaade edersen. Lütfen. İlber Ortaylı. Evet. Bayılıyorum. Yorumlarına, tarihi anlatışına ve topluma tarihi sevdirişine. Evet. Bir toplum onunla birlikte tarihi daha da çok sevdirir. Bir kuşak diyelim. Hani. Bir kuşak, evet. Toplum demeyelim, doğru. Yanlış kelime kullandım. Kuşak. Yani. Ben de seviyorum, çok saygı duyuyorum ve her programını zaman aralığı fark etmek sizin keyifle izliyorum ama tarihi İlber Ortaylı'dan bu popülaritesinden önce de okuyan biri olarak başka isimler de var yani. Halil Nazik var çok, mesela. Çok var ama şunu da kabul etmeliyiz ki dediğin gibi bir kuşağın, gençlerin, yine de toplumun içinde bir kesimin bile hiç tarihle ilgisi olmayan insanların bile sempatisini kazanıp tarihe ilgi duyup kitaplarını okuyarak, sosyal medyadaki paylaşımlarını izleyerek çok fazla bilgi edindiğini de düşünüyorum işte. Kesinlikle açıkçası. Öyle. Saygılarımızı sunalım. Evet, gelelim ekonomimize. Evet. Ve çok önemli bir gündem var. Haftaya da bununla başladık zaten, değil mi? Kabine toplantısında gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız Cumhuriyet tarihinin kapsamlı yapılandırma paketi olarak duyurdu. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak demişti. Evet. Dün İzmir'de Sayın biliyorsun, Nebati. Şubat ayında İzmir'de bir kongre düzenlenecek. İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yılı kapsamında. Evet. O kongreyle ilgili İzmir'de bir takım şeylerde, temaslarda bulunmuştu ve bir de buluşmaya katıldı orada. Açıklamalarda konuştu. Bulundu. İzleyebiliriz sevgili Recep. Ücretsizdir. Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerini ve gelen talepleri dikkate alarak kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler şeklinde ödenebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği çalışmaları hazırladık. İnşallah en kısa sürede meclisimizin bu konuda gündemi, bu önerdiğimiz taleplerin yasalaşmasını hızlı bir şekilde gerçekleştirecektir. Kanun hem yapılandırma hükümlerini hem de vergi mevzuatında çeşitli yeniliklerin olduğu hükümleri kapsayacaktır. Yapılanmaya ilişkin hükümlerle vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumu, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile il özel idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapıyoruz. Teklifle ortaya konacak vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenmemiş borçların cezaları kaldırılarak
ödenmesini hazırlıyoruz. Şunu da belirtmem gerekir ki, bugüne kadar diğer yapılandırma yasalarında kapsama alınmayan adli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarını da yapılandırma kapsamına alıyoruz. Tabii bunların faizlerini de düşük bir oran ile güncelleyerek ödenmesini daha kolay hale getiriyoruz. Bu yapılandırma kanununda vergi dairesinde ödenmesi gereken hangi tür borç olursa olsun yapılandırılacak. Bir tane istisnamız var. O da 2022 yılı için ödenmesi gereken geçici vergiler. Onlar da zaten beyanname verme süresine kadar ödenmese terkin edildiği için kapsama almadık. Ayrıca davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilafları sonlandırarak ödeme imkanı getiriyoruz. Teklifte Mart'a artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlayan düzenlemelere de yer veriyoruz. İşletmelerimiz 2018 ile 2021 yılları için gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak. Bu konuda da şunu peşinden belirtileyim. Artırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o zaman vergi aslında da %10 indirim sağlanacaktır. Bu teklifteki en önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerini 4 yıla yani 48 aya çıkarmamızdır. Böylece vatandaşlarımız ödeme süresi içerisinde 48 eşit taksitte ödeme yapacaktır. Ödeme süresini uzun tuttuk. Ancak daha kısa sürede ödemek isteyenlere de ayrıca avantajlar getiriyoruz. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse zaten küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız yurt içi üfe tutarının %90'ından da vazgeçiyoruz. Eğer ceza yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da %25 oran. Evet, 48 taksitte ödeyebilecek vatandaş borcunu. Bu konuyla aslında ilintili ilgili fikirlerimizi de beyan etmiştik evet. Dün sabah. Adalet ve adaletsizlikle ilgili. Yalnız bugün bir şeyle çok özür dilerim. Bunu yine konuşalım. Bu bence konuşalım. Çok önemli yani. Ben bugün farklı bir bakış açısı izledim bir sabah programında. Hoşuma gitti. Ödül sistemi kurulabilir denildi. Çok mantıklı değil mi? Şimdi dün sabah dedik ki gerçekten adaletli bir şey değil. Borcunu ödeyen insanla ödeyemeyen ya da özellikle ödemeyenler arasında büyük bir uçurum oluşuyor. Bu bir yaklaşıma dönüşüyor, tutuma dönüşüyor. Tutuma davranışa dönüşüyor. Gerçekten düzenli olarak borcunu ödeyen, gerçekten bununla ilgili hassasiyetini gösteren insanlara haksızlık oluyor. Çok doğru. Şimdi özel sigortaları düşünelim. Özel sigortalarda ne oluyor? Düzenli olarak ödediğinde bir indirime tabi oluyorsun. Böyle bir sistem bence buradaki o uçurumu ya da yanlışlığı bir nebze de olsa telafi edebilir diye düşünüyorum. Tabii bu şartların ıslah edildiği, her şeyin normale döndüğü zaman. Evet. Şimdi bu NŞA'da yani normal şartlar altında alınmış bir uygulama değil. Evet. Türkiye ekonomisi ne yazık ki bilhassa küresel etkilerden son dönemde özellikle salgının bıraktığı tahribattan kaynaklı tüm dünyada zor bir dönemden geçiyor. Hala da geçiyor. Dünya kamuoyu da geçiyor yani bizim ülkemize has bir süreç değil bu. Görüyoruz başka ülkelerde de bu realiteyi. Belki bizde daha sarsıcı oluyor. Halkımızı zorlayıcı oluyor. Bu da bizim kabul ettiğimiz ve gördüğümüz bir şey. Yaşadığımız bir şey. O açıdan baktığınızda normal şartlar altındayken tabii ki bu vergisini düzenli ödeyenin ve ödemeyenin cezalandırılması, düzenli bir periyotta da ödemiş olanların da ödüllendirilmesi gerekiyor. Kesinlikle bence vergi affı gibi bir şey benim kabul ettiğim bir iş değil yani. Mesela bu noktada hani biz hatırlarsan özellikle asgari ücret konusunda hükümetin
gerçekçi, rasyonel bir yaklaşım, realist bir yaklaşım ortaya koyduğunu söylemiştik. Rakam seçim üzere daha da yukarıda olabilir ifadeleri vardı, beklentileri vardı kamuoyunda. 10 binler, 12 binler falan konuşuluyordu. Net bir tavır ortaya koydu. Bir nebze EYT'de onu esnetti, o tavrını, gerçekçi tavrını. Aslında EYT'nin ülkeye bir maliyeti var. Hepimize bir maliyeti var. 50 milyar. Yani açıklamadım, ciddi bir rakam ve uzun vadede bu maliyeti hepimiz yükleniyoruz. Yükleneceğiz tamam. Yani biz şuna karşı değiliz. EYT hak. Bu insanlar bu hakkı almak zorunda kesinlikle. Burada aynı noktadayız. Ama diğer tarafına da bakmamız gerekiyor. Güncel koşulda, güncel tabloda ülke ekonomisine verdiği tahribatı da düşünmemiz, konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu sorunu hep birlikte yarattık, hep birlikte çözmeliyiz. Bunu çözmenin yolu buradaki büyük kitleyi mutlu edip ondan daha büyük bir kütleyi mağdur etmek olmamalı yani. Çok doğru söylüyorsun. Bu 1,5-2,5 milyonluk bir kitle mutlu olacak ama 85 milyon bir şekilde ekonomik kazanımlarından ya da ilerleme adımından hız kesimine neden olacak. Hız kesmek zorunda kalacak. Bu biraz o asgari ücretteki gerçekçi yaklaşımın esnetildiği bir süreçte EYT. Doğru. Şimdi burada da biraz esneme görüyoruz. Bunu da seçim üzere bir konu olarak görüyorum ama gerekçeleri haklılık arz ediyor. Salgının tahribatı hala özellikle esnafımızda, işletmelerde sürüyor. Bu gerekçelerde bu yapılandırmayı zaruri kılıyor. Hayatımızın, hepimizin hayatında birçok noktada bu düzenlemeye ihtiyaç olduğunu çevremizdeki insanlardan biz kendi gündelik hayatımızda görüyoruz. Kapsamını, detaylarını açıklamış oldu Sayın Bakan ve orada ifadelerine girmeyen, burada sözlü olarak aktarmamız gereken video, çünkü kesilmiş ajansların aktardığı video. 31 Aralık 2022'den önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2000 lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçlar siliniyor. Bu zaten 2000 lirayı aşmayan bir vergi borcu demek, en fazla emlak vergisi olabilir. Ya diğer borçlar da var bunun içerisinde. Orada sıralamada farklı kurumlar da vardı hatırlarsan. O kurumlara olan borçlar da var. Bu noktada bu düzenlemeyi bu şekilde ifade etmiş olalım. Aslında ben burada şunu da merak ediyorum. Bunu mesela bir müjde gibi değerlendiriyor çoğu insan. Bence Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'e giderken halka verdiği müjde bu değil. Tabii ki. EYT'in bir müjde değil bence. Asgari ücret de bir müjde. Bir müjde zaten değildi. Ama insanlar bireysel bakıyorlar doğal olarak. Gerçek müjdelerin ülkeyi büyütmek, ülkede refah sağlamak, ortaya proje koymak manasında müjdelerin ne olacağını çok eminim ki önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacaktır. Ve işte ülke AK Parti iktidarıyla tanıştığı o mega projeler vizyonuna ya da vaatler sürecine yenilerini ekleyecek şekilde önümüzdeki dönemde görecektir. Ben burada bir şey daha eklemek istiyorum. Aslında bu proje bir zaruri ihtiyaç olduğu üzere hayata geçmiş bir... Esas ilke anlamında biz buna karşıyız. Evet, karşıyız. Vergi affı, imar affı gibi konulara ben işin açı doğru bulmuyorum. Özellikle mesela toplumda da bu kesimde bir davranışsal anlamda erozyon var. Kamu arazisi ya da kendi arazisi imara uygun değil, kaçak yapılar üretiliyor. O kaçak yapılara bir şekilde yasal bir yol bulmaya çalışılıyor. Ama sonrasında toplumun içerisindeyken ya da topluma karşı konuşurken o vatandaşlar adaletten bahsediyor, haktan, hukuktan bahsediyor. Ben bunları kendi yaptığı adaletsizlik. Bir noktada sistemi zaten eleştiriyoruz ama toplumun tavırlarını da, toplumun tercihlerini, yönelimlerini de eleştirmek gerekiyor. Toplum gündelik hayat pratiklerinde çok fazla elinde nalıncı keseriyle sürekli kendine yontan bir yaklaşımda olursa bu sorunları çözemeyiz. Sonuca ulaşamayız. Gerçekten disiplinli, sorumlu davrananları da mağdur etmiş oluruz. Adam imara uygun konut yapmak için harcaması gereken, vermesi gereken, elinden yapması gereken her neyi varsa yapıyor. Disiplinli bir şekilde, kent suçu işlemeden, görsel, estetik, kent kimliğine zarar vermeden işleri başarıyor. Ama öte yandan bir başka adam kaçak yollarla bu işi yapıyor ve sonrasında bir imar affı gündeme geliyor. Onunla o aynı kefeye konuyor. Burada benim aslında imar affından değil de şu vergi olayıyla ilgili bir cümle sarf etmek istiyorum. Buyurun, bence çok değerli olacak bir cümledir. Bir istatistik yapılmalı bence yetkililer tarafından. Bu aftan
yararlanan oran nedir bu ülkede? Hangi kesim? Hangi ticari kesim? Sanayiden mi? Esnaftan mı? Nereden en çok bu alanda yararlanılıyor? Bunun tabii, tespit edilmesi çok değer yaratacaktır diye düşünüyorum. Baktığınızda tabii %90'ın üzerinde bir KOBİ ölçeği olduğu için büyük, büyük bir ölçe, oranda küçük bir orta ölçekli işletmeler gibi görünecek ama bence her katmandan, kategoriden bir firma olacaktır bu noktada diye düşünüyorum. Evet. Ve gelelim EYT. EYT'den bahsetmişken EYT hemen taze konusunu taze. İşte az önce de bahsettik o konudaki görüşümüzü. Aynen burada öyle. Hala bir bu hafta içinde mutlaka sürünceme varmış gibi konuşuluyor. Hı-hı, sanki hı-hı. Hükümet bu konuyu aktardı, sorunu hı-hı, çözdük dedi hı-hı. ama meclise çözülmüş şartlarıyla gelmeyecekmiş gibi bir bilgi kirliliğine neden olunuyor. Hı-hı. Aynı hatırlarsan AK Parti grup toplantılarında sıcağı sıcağına bakanlarla görüntü alma programı gibi kabine toplantısı sonrası gazeteci arkadaşlarımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e soruyor. O da bir takım açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamalardan biri de bu hafta sonuna kadar meclise geleceğiyle ilgili. Evet. Açıklamaları tek verelim Yok, mi? Yok hani burada özellikle maliyetiyle ilgili 150 milyar gibi bir maliyeti olduğu ifade ediliyor. Açıkladı. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz gibi bir açıklamada bulundu. Ve hafta sonuna kadar da yani bugün çarşamba, perşembe ya da cuma meclise geleceğiyle ilgili bir açıklamada bulundu. Yine Mart ayı başında da EYT'lilerin maaş alacağını ifade eden bir şey oldu. Bu konuyla ilgili Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin de dün katıldığı bir dün bir gazeteye verdiği demeçte bütçesinin hazır olduğunu herhangi bir mali sıkıntıya neden yük olmayacağını da açıkladılar. İfade etmiş oldu. Evet. 2 milyon 250 bin insan ilk aşamada, uzun vadede yaklaşık 4 milyondan fazla insan bu süreçte emekli olacak. İşte baktığınızda 13,5-14 milyon seviyesinde emeklimiz var. Şimdi onlarla birlikte daha da yukarıya işte 18'ler 17'ler görülebilir. Evet, görülebilir. Bu nasıl sürdürülebilir kılınacak? Bunun için de işte hepimizin çok çalışması gerekiyor. Çok çalışması lazım. Altından kalkabilmek için. Hepimizin işimizi çok iyi yapması Aynen gerekiyor. Öyle. Emekli olanlar da buna dahil. Evet. Yani genç yaşta emekli olup tamam ben emekli maaşımı olduğunda aldım. Zaten kimse kurtulmuyor yani. Bu yani bunu böyle bir şey düşünmesi kesinlikle şey tabii ama biz istediğimiz şey şu. Kendi ülkemize, milletimize, milletimizin tarihsel birikimine, medeniyet değerlerine yakıştırdığımız şey hep her bir vatandaşımızın yüksek gelir düzeyinde, refah içinde, konfor ve dünyanın en iyi şartlarında yaşıyor olmasını arzu ediyoruz ama bunun için çok çalışmalıyız. Yani bunun için ne yapmamız lazım? Çok çalışmalı, çok üretmeli. Hepimizin her birimde, sokaktan ofislere, ofislerden fabrikalara, AVM'lere aklınıza neresi geliyorsa herkesin her işini yaptığı işi en iyi layıkıyla şekilde yapmadı. Layıkıyla yapmadı. Türk gibi. Öğün çalış güven. Ve diyor vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Yapandır. İşte bu kadar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Suya geçelim şimdi. Su zengini değiliz. Evet. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana'da düzenlenen Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler ödül töreninde konuştu. Hı hı. Evet, su zengini değiliz. Dik. İzleyelim mi? İzleyelim. Tamam. Bence de izleyelim. Su zengini değiliz. Bugün için su fakiri değiliz desek bile. Şu anda kişi başı su tüketimimiz 1323 litre yıldır. Biz bu su bizim için bugün için bir problem yokmuş gibi durabilir ama nüfusumuzun artması, sanayimizin gelişmesi ve tarımsal üretimimizin artması yine aynı şekilde bizim bu konuda gelecekte su fakiri ülkeler statüsüne düşmemize de sebebiyet verebilir. Buradan hareketle de özellikle bizim atmamız gereken adımlar noktasında da bir iki hususa değinmek istiyorum. Bizim projeksiyonumuz değil. Bu dünyada yapılan projeksiyonlar. Bu projeksiyonlara göre önümüzdeki 100 yıl için yapılan bu çalışmada örneğin 2050 yılına gelindiğinde bugünkü su kaynaklarımızın Türkiye olarak su kaynaklarımızın %25 azalacağı. Yani bizim 112 milyar metreküp suyumuz var. Bu suyumuzun 89 milyar metreküpe düşeceği. Ama öbür taraftan yine
bizim nüfusumuzdaki artış, o bahsetmiş olduğumuz artışlardan dolayı da kullandığımız su 58 milyar metreküp, hali hazırda 112 milyarın 58'ini kullanıyoruz. Bu 58 milyar metreküp suyun da bunun da %55'lik bir artışla 90 milyar metreküp'e çıkacağı ifade ediliyor. Ve bizim tedbirleri almadığımızda, verimlilik konusuna, suda israf konusuna dikkat kesilmediğimiz zaman bizi bekleyen büyük tehlikeler var. Tabii yıl 2002 Türkiye'deki baraj sayısı 276, yıl 2022 şu anda 2023'e girdik, baraj sayısı 992. Sadece geçen yıl yapmış olduğumuz baraj sayısı 62. 19 tane gölen ve 10 tane hidroelektrik santralini inşa etmiş olsak bile. Bunlardan tabii ki en gözdesi malum Yusufeli Barajı ve bir mühendislik harikası bütün Adanalı hemşehrilerimi, burada bizi dinleyen bütün kardeşlerimi ayın 29'unda inşallah Yusufeli ilçesi sular altında kalmaya başlayacak. Biz de o vesileyle oradan tüm Türkiye'ye ve dünyaya bu barajla ilgili bir kez daha bir duyuru, bir seslenişte bulunacağız. Suda sıfır israf adı altında inşallah bir kendilerinin himayesine alınmasını kendilerinden arz ettik. Sağ olsunlar, onlar da kabul ettiler. Ayın 31'inde inşallah Ankara'da oldukça kapsamlı bir lansmanla, bir tanıtımla bu su seferberliği ve suda verimlilik konusunda bu çalışmaları da... Su verimliliği seferberliği, suda sıfır israf. Bunlar ne kadar güzel tamlamalar. Evet, su ayak izi, değil mi? Su ayak bahsettik izi. Geçen hafta doçent doktor Ersun Dindar, Dindar'la birlikte ondan dinledik ve su ayak izi nedir, neler yapılabilir? Tabii tüketim alışkanlıklarımızdan günlük hayat pratiklerimizdeki eylemlere kadar her şeye bireysel ama aslında bir takım toplumsal sorumluluklar var. O açıdan su zengini değiliz yaklaşımını İselleştirmemiz lazım. Bunun ne demek olduğunu iyi anlamamız lazım. Aslında cümlenin devamında su fakiri de değiliz dedi. Ama Sayın Bakan, diğer taraftan o eski zenginliği de özleyenlerdeniz. Gerçekten zengindik Nuri Yavuz. Gerçekten. Ama niye zengindik? Şimdi eskiden baktığınızda kırsal ve kentli nüfusun oranı bu kadar yüksek değildi. Kentli nüfus eskiden belki %40'lar, %60'lar seviyesindeyken bu görüntü hani şey demek istemiyorum, senin gençliğinde demek istemiyorum. Evet söyle lütfen. Bu bir acı gerçek. Hani senin farkında şey yaptın evet. Az önce ifade ettiğin gibi. Değirmenli Kazık'taki derede yüzdüğümüzü anlattım ben mesela Nuriye Uza. Yani, şu anda orada kocaman kocaman binalar var. Bizim zamanımızda kocaman kocaman su taşları vardı. Evet. Ya. O açıdan baktığınızda kentli nüfusun %90'lar seviyesine gelmesi tabii bu alışkanlıkları, su tüketimini, her şeyi değiştiren bir süreci de tetiklemiş. Tabii bu şehirsel, ülkesel bir kayıp da değil. Dünyada iklimle ilgili, dünyadaki değişim tabii çok çok derin boyutları var ama insanın içi sızlıyor mu? Sızlıyor. Evet. Tarımda yeni yüzyıl şeyi. Bir de bu yeni yüzyıl tabii ikinci yüzyıl, Türkiye yüzyılı konusu var. Azı şu su konusunda onu açmışken biraz da politik buyurun yaklaşımında hı-hı ifade etmek lazım. Yani lütfen. Özellikle tabii 14 Mayıs tarihi biliyorsun. İşte 73 yıl önce %55 ile Adnan Menderes Demokrat Parti seçilmiş ve bir sloganı vardı onların. Yeter. Yeter. Söz milletin, böyle bir el işareti. Hı-hı. İşte o dönemin siyasi iktidarına karşı geliştirilmiş bir retorikti, propagandaydı. Sahada karşılık buldu ve seçildi. Şimdi bu konu konuşuluyor. İşte tam 14 Mayıs yeter söz milletin ifadeleri tartışılıyor. Söz milletin kime denilecek? Bir acaba açmaz mı var? Bir paradoks mu var? Bir çelişme mi? Çelişki mi var bu durumda diye tartışmalar yaşanıyor. Türkiye yüzyılı da bununla ilintili, oraya da geleceğim. Şöyle baktığınızda
14 Mayıs aslında yeter söz milletin pratiğiyle, sözüyle, propagandasıyla eşleştirildiğinde Sayın Erdoğan'ın bunu ifade etmesi ve muhalefetin ifade etmesi arasındaki retoriksel propaganda anlamındaki farkı şu. Sayın Erdoğan aslında bence 14 Mayıs'ta yeter söz milletin lafını iç dinamiklere, içerideki vesayet odaklarına, iktidar odaklarına, güç odaklarına, çıkar gruplarına, bir takım oligarklara söylemiyor artık. Zaten onları alt etmiş durumda. Son 20 yılda askeri, yargısal, ekonomik bir takım çıkar gruplarının, onlara vesayet denilen vesayet odaklarının alt edildiğini şahit olduk. Ve bu milletin egemenliğiyle, milletin tercihiyle alt edildi. Evet. Şimdi yeter söz milletin ifadesini biz aslında dış politikada dışarıya karşı artık yeter söz Türkiye'nin Türkiye'ye yönelik dışarıdaki vesayet odaklarının Türkiye'yi manipüle edebileceğini, yönlendirebileceğini, Türkiye'yi sömüreceğini, sömürdüğünü, sömürmek istediğini dışa vuran, ifade edenlere karşı bir söylemdir. Bu manada işte Türkiye yüzyılı önemlidir. Bu manada Türkiye yüzyılının tarımsal ayağı çok önemlidir. Su ayağı çok önemlidir. Tam bağımsızlık çok önemlidir. İşte savunma sanayinde bunlar yapılıyor. Ekonomide bir takım tavizler verilmiyor. Faiz tavizi verilmiyor ya da başka eylemler içerilebiliyor, sergilenebiliyor ki bunlar eleştirilir de konu oluyor. Ama baktığınızda amaç dışarıya karşı yeter. Artık söz Türk milletinin, Türkiye'nin ve Türkiye'de bir takım gruplar üzerinden kendi hevesleriniz, kendi çıkarlarınız, kendi kazanımlarınız için bu ülkenin kaynaklarını sömürme yaklaşımınıza son ifadesidir diye düşünüyorum 14 Mayıs. Yani bu manada kıymetlidir. Çok ve güzel bir açıklama. Ben Türkiye, şu ana kadar böyle bir açıklama partiden dahi duymadım. Yani Türkiye yüzyılı kapsamında da benim güzel için kıymetli olan bu. Evet. Çünkü 14 Mayıs'ta 73 yıl önceki 14 Mayıs'ta Türkiye'nin iç dinamiklerinde evet, mevcut sözün, iktidara karşı evet, milletin olması söz konusu söylenmişti. Şu anda 20 yıldır zaten söz millette. Bizi bugün yeter söz milletin diyebileceğimiz bir denklem yok. Muhalefeti belirleyen de millet, iktidarı belirleyen de millet. Seçimlere inanmıyor muyuz? Bunu mu demeye çalışıyoruz? Bunu söyleyenler. Hayır, biz bu ülkedeki seçimlere inanıyoruz. Saygı duyuyoruz halkın tercihlerine. Her kesimden hiçbir sınıfsal, kimliksel ayrım yapmaksızın saygı duyuyoruz. O yüzden ülkenin iç dinamikleri açısından yeter söz milletin diyebileceğimiz bir manzara yok. Dış politika açısından, dışarıya karşı, bölgesinde kendi egemenlik haklarını muhafaza eden Türkiye açısından yeter söz Türkiye'nin diyebileceğimiz bir döneme gidiyoruz. O dönemdeyiz. İşte Mavi Vatan'da bunun mücadelesini veriyoruz. Verdik. Devam ediyor. Çok kıymetli. Her politikadan daha değerli diye düşünüyorum ben. İşte Karadeniz'de Sakarya gaz sahasındaki kazanımlar ortada. Her politikadan daha kıymetli. Aynı şekilde yıllardır Türk milletinin içerisinde bir gönül yarası gibi, bir üzüntü, bir borçlanma, zamanında müdahale ve destek verememenin verdiği bir hayıflanmayla yara gibi duran Karabağ 2020 yılında özgürleştirilmiş müthiş bir egemenlik kazanımı. Suriye'de, Irak'ta, ülkemizin sınırları içerisinde terörle mücadele kapsamında yakalanmış başarı, bir egemenlik mücadelesi. Şimdi aslında 14 Mayıs dünyaya karşı yeter söz Türkiye'nin ifadesinin mesajını verebilme tarihidir bence. Bu anlamda da kıymetlidir. Türkiye bölgesinde bir güç, aynı zamanda küresel bir güç olma yolunda da ilerlemekte. Bunu Tahıl Koridoru'nda görüyoruz değil mi? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Seçim üzere yapılan çalışmalarda evet, inşallah bunları kullanırlar. İttifakı bunu kullanırsa lütfen kullansın. Bunun patentini alalım. Yok, niye patentini kullansınlar? Bence de kullanmalılar zaten. Ben böyle ısrar ediyorum. Yani. Ekip arkadaşımın bunu yaratmış olmasından gurur duyuyorum. Yok, estağfurullah. Vallahi ben, bravo. Yani yaratmak Allah'a mahsus. Tabii sadece canım. Düşündüğünüz zaman ben böyle algılıyorum. Görünen manzara bunu gösteriyor. Çünkü ülkedeki iç dinamiklerdeki tüm siyasi partileri özellikle işte Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti,
DEVA, Gelecek, Saadet Partisi, MHP, AK Parti çok kıymetli buluyorum. Ülkemizin demokratikleşmesi adına, ülkenin içerisinde ürettikleri siyasete saygı duyuyorum. Bir şekilde politik olarak eleştirebiliriz ama saygı duyuyoruz. Bu manada Avrupa gibi ikiyüzlü değiliz. Demokrat olmak zorundayız. Ama dış politikaya karşı net bir şekilde tavırı milletçe gerçekleştirmemiz lazım. Verdiğimiz egemenlik mücadelesi ortadayken, insanlık mücadelesi ortadayken, tavır koridoru için mücadele ediyoruz işte. Ne için? Ne işimiz var bizim? Yani doğalgaz bulamayan Avrupa seyirci Ukrayna Savaşı'na, bizim hiçbir sorunumuz yok. Doğalgazımız var, öyle mi? Çok güzel. Ama biz barışsınlar diye mücadele ediyoruz. Harikasın Nur Yavuz. Bu slogan kullanılmalı. Ben takipçisi olacağım. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Güzel bir sabahtı, güzel bir programdı. Tüm ekip arkadaşlarıma, emeği geçen herkese bila istisna çok çok teşekkür ediyoruz emekleri için. İyi ki varsınız. Tüm izleyenlerimize teşekkür ediyoruz vakitlerini bizimle paylaştıkları için. Güne dair Lider Haber Televizyonu'nda yarın sabah saat 10'da huzurlarınızda olacak. Bugün için sürçülisan ettiysek affola. Hoşçakalın.